Şimdi bu balık mı gerçekten? Hamsi gibi yani. Çiğ balık bu, çiğ. Oğlum ne yapıyorsun? Niye ziyan ediyorsun ya? Tanesi 20 lira onun. Anne, yalnız bu chopstick olayı fena havalı. Ya bana da öğretsene. Çok havalıdır gerçekten. Ben de Cüneyt diye gereksiz bir arkadaşla öğrenmiştim. Ama aferin kızım, mutlaka öğren. Çünkü çok lazım hayatta. Özellikle de sosyal hayatta fena lazım. Tabii tabii, fena lazım. Kuru fasulye pilavın yanına da gerçekten sushi fena lazım. Bu arada cana da yeni matara lazım. Aşkım, yeni matara mı? Gerçekten çok merak ediyorum bebişim. Her hafta matara kaybetmeyi nasıl başarıyorsun sen? Matara sushi'den daha ucuz anne, merak etme. Ay öf der ya ya. 40 yılda canım bir şey istedi. Onu da boğazıma diz. Aferin. Cık, pahalıymış. Allah'ın sushi'si işte, ne var? Botoksun acısını çıkaracak ya benden. Aferin kızım, devam et sen. Botoksun alaka ya? Annene sor, anlatsın. Bir tek eksiğimiz tanesi 20 liradan sushi zaten şu hayatta. Tek eksiğimiz o. Burcu çok sinirliyim şu an, ben seni sonra arayayım mı? Tatlım, ya iyileşmeni bekleyeceksen bu sene konuşamayız zaten. Kısacık bir bilgi verip kapıyorum. Bilgi mi? Aynen. Yarın sabah Dündar Demir'in şirketindesin. Ne? Demfer yapayım mı diyorsun? Ne yapı ne yapı? Ben arayacağım seni sonra. Duymuşsun işte ne yapı olduğunu. Ne işin var senin orada demfer yapıda? Ne yapacaksın sen? Benim bir işim yok ya. Burcu bir arkadaşın dedikodusunu yapıyor. Staja başlamış ama. Annem bir el atar mı diyor. Ha ha, çok komik. Çok komik. Öyle. Burcu ne diyorsun kızım sen? Neden fer yapısı ya? Burcu ne yaptın sen? Ya ben bir şey yapmadım. Bora Demir yaptı. Kızım. Bak, adam seni bekliyor. Ya borcun karşılığında çalışacaksın işte. Bedava çalışırsın, iki aya mevzu kapanır. Daha ne istiyorsun sen? Bu arada aranızda ne geçti bilmiyorum ama yani bu adam kafayı sana fena takmış ha. Benden söylemesi. Hem taktığı tuttuğu geçtim. Derya, orası Dündar Demir'in şirketi. Ya her genç mimarın rüyasından bahsediyoruz ya. Git, çalış. Şimdi bugün borç uğruna bedava çalışırsın. Yarın orada kendini ispatlar, stajını yaparsın. Sonra proje ekibine girersin. Ya Derya, mezun olduktan sonra öyle bir parlarsın ki bence öyle olacak. Rüya takımına girersin. Kadrolu mimarları olursun. Win, win ve ötesi diyorum sana. Haklısın ya. Kazan kazan. Tamam artık, konuşacak bir şey yok. Git, hem borcunu kapa, kafan rahat etsin. Hem de geleceğine yatırım yapmış ol arkadaşım ya. Mezun olduktan sonra kapı kapı gezmek yerine açık bir kapın olsun. Derya, sana diyorum kızım, orada merhaba, mısın? Merhaba, hoş geldiniz Bünar Bey. Alo. Kızım, sana diyorum. Hoş geldiniz Dündar Bey. Hoş bulduk arkadaşlar. Hoş geldiniz Dündar Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Dündar Bey. Başınız sağ olsun. Hoş geldiniz Dündar Bey. Dündar Bey. Başınız sağ olsun Dündar Bey. Hoş geldiniz. Dündar Bey, hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başınız sağ olsun. Tekrar sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, beklemiyordunuz madem. Hemen gidebilirim. Rahat olun, rahat geçiyordum, uğradım. Her şey her zamanki gibi. Burası demfer yapı. Burada her şey var. Ne yok? Tezahürat yok. Burada ne yok? Drama yok. Her şey bu kadar hazır işte. Tek eksik büyük patronun bize küçük adamımızı satın alması. Sen birini mi bekliyorsun? Yok. Yani önemli biri değil. Çalışkan gençleri severim. Adama bak ya. Önemli biri değil diyor bir de. Abi hoş geldin. Beklemiyordum. Ha, dünkü faturacı kızı bekliyorsan çok beklersin. Kapının önündeydi ama kaçtı. Vay, gizemli vergi iadesi kızı her yerde ha?
Büyük patron da küçük patron da buradayken Dündar abi benim sana göz... Bize biraz müsaade eder misin? Lütfen. Tabii, tabii. Hiç sorun değil. Patronlar nasıl isterse. Barış. Nerede kalmıştık? Yani hiç gerek yoktu. Ben senin hanımı yukarıda da beklerdim ama. Ben burada olmanızı uygun gördüm. Selin gelene kadar sizinle biraz sohbet etmek istedim. Ne mutlu bana. Ben uzun konuşmayı sevmem. O yüzden uzatmadan soracağım. Neden? Az sonra hayatına son verecek olan bir insan, son sözlerine, çocuklarına, kocasına değil de, neden elbisesini ütüleyen bir terzi yamağının kulağına fısıldar? Bakın ben... Siz bana bakın. Hem de iyi bakın. Zekama hakaret etmeden bakın. Çünkü Zerrin'in son sözlerini alelade bir terzi yamağının kulağına fısıldadığına inanmamı beklemek büyük bir hakaret. Sizden hiç hoşlanmadım Handan Hanım. İster ön yargı deyin, ister ön sesi. Bakışlarınızdan, konuşmanızdan, adınızı duyduğum ilk günden beri sizinle ilgili hiçbir şeyden hoşlanmadım. Bakın ben ikimizi de şöyle rahatlatayım o zaman. Ne siz ne de ben buna mecbur değiliz. Ben şimdi buradan çıkıp gideyim. Siz de atölyeyi arayın. Ve eve servise diğer arkadaşı istediğinizi söyleyin. Konu burada kapansın. Siz beni yanlış anladınız. Ben sizin varlığınızdan rahatsız değilim. Aksine işim bitene kadar burada olacaksınız tabii ki. İşim derken anlamıyorum. Burası benim işim değil mi? Siz yeğenimin elbisesine çalışacaksınız. Ben de size. Bulmaca çözmek gibi. Sinir bozucu. Çetrefilli bir bulmacayı çözer gibi çözeceğim sizi. O yüzden siz rahat rahat işinize devam edin. Hatta buraların tadını da çıkarabilirsiniz. Çünkü benim sizinle işim bittiğinde sizin de bizimle işiniz bitmiş olacak. Kusura bakmayın, beklettim. Merhaba ablacığım. Ah hayatım, önemli değil. Biz de sohbete dalmışız. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık. Değil mi Handan Hanım? Top çeviriyorsun. O geceden beri aramıza bir duvar ördün. Babandan kaçıyorsun. Bazı şeyler baba oğul arasında bile konuşulmamalı. Telaffuz dahi edilmemeli. Yaş 15. Yaş 15. Kendimden 3 yaş büyük bir kıza hava atacağım diye arabanı çalıp çöp konteynerine tosladım. O kadar utanıyordum ki, utancımdan yüzüne bakamadan konuşmaya çalışırken aynen böyle dedim bana Ayet. Demek farkında olmadan ben de bir yere tosladım. Belki farkında olarak toslamışsındır baba. Boş verelim olur mu? Gerçekten bunu konuşmak istemiyorum henüz değil. Annesinin oğlu. Açık konuş. Baban gibi. Babanın oğlu gibi.
pişman olmazsın. Ne istediğini bir daha düşün baba. Belki sen pişman olursun baba. Çünkü o gece ne yaptığını ikimiz de biliyoruz. Pardon. Kötü böldüm galiba. Füsun bizi... Bölmedim Füsun. Hepsi bu kadardı. Benim söyleyecek başka bir şeyim yok. Bora Bey, dosya için bir imzanızı alabilir miyim? Sonra. Ana girişin görüntü kayıtlarını açın. Son bir saatin güvenlik kayıtlarını istiyorum. Çok da fazla uzatmak istemiyorum ama Bora her zaman zor bir çocuktu. Ama bu kadar da fazla değil mi? Seni tam olarak neyle suçladığını anlamadım ben. Eğer tam zamanında gelmeseydin ben de bunu öğrenmiş olacaktım. Sen rahatsın her zamanki gibi ama ben çok takıldım. O gece... O malum gece annesinin kafasına silahı sen sıkmadığına göre oğlunu bu kadar kızdıracak ne yapmış olabilirsin ki? Belki de silahı ben sıkmışımdır. Kötü espri. O geceyle ilgili benim... Bilmem gereken bir şey var mı sevgili? Senin şu hayatta bilmediğin bir şey var mı Füsun? Bilmem. Belki olabilir. Pardon bir tanem dağıldım bir an. Terzi yamağı orada mı diyordun? Sırf Zerrin'in hezeyanı yüzünden fazla mı ciddiye aldık biz bu kadını? Bakıyorum bakıyorum. Yani kafaya takılacak bir durum yok gibi. Çapsız. Kızım taktı bu kadın bana ya. Vallahi bak resmen mobbingtir bu. Ya kızım taktı diyorum niye anlamıyorsun ya? Bak bak oturmuş pencereden bir de beni izliyor. Delireceğim. Ha, şeytan diyor git o rahmetlinin son sözlerini. Kardeşin nedir nedir o Dündar Bey'e sor diyor. Ne oldu Handan? O ne ya? İyi misin? Kapat kapat ben seni sonra ararım. Bu gerçek mi? Gerçek mi dinleme? Sevebilir miyim? Aşkım sen nesin ya? Çocuk gibi bir şey bu. Tuhaf. Tuhaf bir şey. Ay bu kadın çok komik ya. Ay baksana nasıl eğleniyor. Ay pozlara bak ya. Çek gülüm çek. Oh bir de şöyle sağdan. Gelsin şimdi bir sürü like'lar. Bak bak hareketlere bak. El kadar çocuk bile şımarmıyor hayvana böyle. Ayıp ayıp. Ölü evimi, çocuk parkımı belli değil. Kıkır kıkır gülüyor bir de ya. Rahatlığa bak. Edepsiz. Babasının bahçesi ya. Oh. Mis gibi ada çayı kokmuş burası. Ben de üzerliği gezdirdim bütün odaları. O haset kadın yine gözleriyle yedi bitirdi etrafı. Ne belası. Bak bak az kaldı ha. Binecek mi dilinin üstüne? Vuracak kırbacı, vuracak kırbacı. Taktın sen mi dilliye? Vallahi söyleyeceğim Dündar Bey'e. Yarın çiftliğe geri göndermeden bir turda seni bindirsin. Hmm.
Önce Handan Hanım'ı indirsin ama. Beyim şöyle bir kaşını kaldırsın da bu midilli güzeline, o da şöyle bir boyunun ölçüsünü alsın da o zaman göreceğim ben onu. Tabii. Ağzına da biber sürecek Dündar Bey. Tabii gözlerini kırpabilirse. Ay adam bildiğin derinlere daldı ya, çıkamıyor. Lafa bak lafa. Aman lafa bakana kadar gel de manzaraya bak. Sen yak yak, yaka dur o ada çayını, gezdir bütün eve. Atalan Üsküdar'ı çoktan geçti bile. Adam arabadan indi. Bir adım bile atmadan resmen takıldı kadına ya. O ne demek ayol? Ay, dünyanın her yerinde bu bakışlar aynı anlama geliyor. Yani canım senin anlayacağın üç vakte kadar Dündar Bey Handan Hatun'la buslating koyniş koyniş. Tövbe. Aman tövbesi ertesi günü artık. Geçmiş olsun diyeyim ben sana. Bak buraya yazıyorum. Dündar Bey bu hatunu çoktan gözüne kestirmiş. Listeye yazmış bu çıtırı. Bizim patronun yası yatakta bitecek. Ah! Ahlaksız. Sen kimsin de beyefendinin yatağını diline doluyorsun? Cesaretle Dündar Bey'in adını o ucuz kadınla beraber anıyorsun. Onun yanına koyuyorsun. Yüzün kızarmadan beyefendi o basit kadınla hakaret ediyorsun. Daha hanımefendinin toprağı soğumadı, kırkı çıkmadı. Nankör. Asıl sen kimsin be? Cadı. Kraldan çok kralcı cadı. Normal mi yani şimdi bu cadının Dündar Bey takıntısı? Ben 13 yaşındaydım. İstanbul'daydık. Babamın tayinleri henüz başlamamıştı. İstanbul'a bir sirk geldi. Medrano sirki. Böyle içeride senin kankaların süslü püslü durur. Ve ben çok gitmek istedim o sirke. Babam da bana söz verdi. Ama öyle olmadı işte. Sana bir sır vereyim mi? Ben o sirke hiç gidemedim. Bir daha da hiç çocuk olamadım. Sen ne yersin acaba ya? Hı? Ne vereyim sana? Tamam, dur. Handan Hanım, taksiniz geldi. Hanımefendiyi ben bırakacağım. Sen haklısın canım. Zerinin kafaya taktığı kadar var bu kadın. O yüzden diyorum ya bir tanem, gözümüzün önünde, elimizin altında olsun. Olsun ki bir caydırıcılığımız olsun. Bu tip kadınları ne caydırır bilmem ki. Boyuna, posuna, ederine bakmadan Dündar'ın peşinde. İzan dışı bir özgüven. Gençlik, güzellikle bir yere kadar. Mümkün değil. Handan kalitesinde bir kadının Dündar gibi biriyle olması mümkün değil. Handan Hanım. Dündar Bey, bakın şoförünüzün yanında siz de ben de zor durumda kalmayayım diye arabanıza binmeyi kabul ettim.
Ayrıca arabaya bindiğimde de söyledim. Yolda inmememin tek sebebi aklımda kalan her şeyi size söylemek ve içimi dökmekti. Döktüm de o yüzden her ne söyleyeceksiniz sizde kalsın duymak bile istemiyorum. Ben hatırlayamadım da düz mü gidecektik diye söyleyecektim. Hı hı. Solda ineceğim. Rezil olacağız. Handan Hanım, telefonu bırakırsanız. Ay. Kader utansın. Eski erkek arkadaşım. Ha, şu çorbayla haşladığınız. Ta kendisi. Barışma aşamasındayız da naz yapıyorum ben biraz. Umarım kaderi utanmaz. Ha bu sizi hiç ilgilendirmez. Ha bu arada uzun zamandır söylemek istediğim bir şey var. Boşluğundan yararlanın. İlk fırsatta öptüğünüz bir kadınla sizli bizli konuştuğunuzda kibar olmuyorsunuz Dündar Bey. Orada burada göründüğünden daha şeymiş. Daha neymiş? Ne? Daha şerefsiz, daha adi, daha pislik. Evet. Ha? Bir de daha zengin. Daha adi, daha şerefsiz, daha pislik. Daha zenginse daha zengin. Allah bir çarpar sana. O kadından sonra da ben bir çarparım sana. Anne. Hı. 20 atarımı versene. Ha kuzum. Hani dün demiştik ya. Yeni matarı alacaktın, almadın mı? Yapamadım diyorum Burcu. Amma uzattın ya. Yemişim denfer yapısını. Olmaz diyorum. O geceden sonra hele hiç olmaz. Allah'ım. O gece. Yine o gece ya. Allah aşkına ya. Ne oldu o gece ya? Alo. Derya. What the? Ne adam ya? Ben seni sonra arayacağım. Bu matara olayı çok saçma değil mi ya? Sizin okulda kantin yok mu? Birinci sınıflara şişe su yasak. E tamam, ablan alsın tatlım. Ama anne yasak. Hah, buldum. Ta-da! Anne, biberon bu. Tamam ama herhangi bir biberon değil. Bu senin biberonun, hatırlasana. Ama anne bebek nasıl hatırlayayım? Tamam, bak şimdi şöyle yapıyoruz. Al bakalım sen şimdi bu biberonu. Ama anne bu biberon matara değil. Tamam hayatım ama bir güncük ya, bir güncük matara taklidi yapabilir değil mi? İçine süt değil su koyacağız. Ayrıca emziği yokken kimse onun biberon olduğunu anlamayacak. Anlamaz değil mi? Anlamaz, söz veriyorum. Anne! Bak şimdi sen bunu git çantana koy. Ablan da sakın görmesin, anlaştık mı? Oh! Emziği yok. Kimse anlamaz. Kapıyı kırsaydın Derya'cığım. Ne bu surat, akşam akşam formundasın yine. Sen de formundasın. Misafirim var. Hani nerede misafirim, kim, ne? Aşağıda. Kim? Git kendin bak. Çok oldun dün artık, sen gerçekten çok oldun. Kader utansın. Kader utanmayacak Handan. Sen utanacaksın. Ben haftalardır bugünü bekliyorum. İkinci dereceden yanıklarım anca iyileşti. Hatırladın mı ha?
Beni ne güzel haşladığını hatırladın mı? Seni adi... Bak bak, internete düşmüş bak. İstanbul'da gerçekleşen olayda talihsiz adam böyle arabanın yok. Altında kaldı. Yok, ben umursuzum. Benim merhaba dediğim 3 gün yaşıyor. Aman, ölmüş mü sanki pislik? 3 ameliyatla senden benden sağlam kalkar ayağı o. Kötüye bir şey olmaz hayatım. Ya, Zerrin Hanım'ın hayatına deterjan reklamı gibi dedim. Kadın gözümün önünde kendini vurdu. Cüneyt'e kader utansın dedim. Adam gözümün önünde asfalta yapıştı ya. Evet, deterjan reklamıyla başlayan süreç biraz talihsiz oldu. Ama o asfalta yapışmadan önceki son sözleri seni adi olan herif için üzülemeyeceğim. Allah versin şifasını. Bu arada çarpan araç yakalanmadı hala değil mi? Bilmiyorum, yakalanmadı herhalde. Ama Handan. Hadi kuzum, hadi topla kendini biraz. Bak git işinin başına, tamam mı? Dağıt kafanı şöyle güzelce. Kötüyü düşünme artık. Güzeli düşün. Güzeli çağır. Güzel düşüneyim değil mi? Hı hı. Doğru, güzel düşüneceğim. Zaten daha kötü ne olabilir ki artık? Bebe işte, bebe şükredin. Ela. Ela kardeşini gördün mü? Görmedim hocam. Kızım ya, ne yapmışlar kardeşine? Bilmem, bir şey mi yapmışlar? Ne yapıyorsunuz çocuklar? Hadi bakalım sınıfınıza. Hadi. Herkes sınıfına. Hadi bakalım. Hadi. Tamam tamam. Geliyorum ben hemen. Derya, ne yapıyorsun sen? Şimdi biliyorum, benden başka kimse yok ama benim gerçekten çıkmam lazım. Evet öyle ama lütfen yerine geçer misin? Özür dilerim, gerçekten lütfen. Derya, bu saatte yerine geçecek kimse olmadığını bile bile işi bırakıyorsan işini gerçekten bırak. Özür dilerim. Yazık, gerçekten çocuğun ağzına emzik mi batmamışlar? Biliyorum, benim suçum. Batarı almayı unuttum. Gittim biberon verdim eline.
Tamam, suçluyum biliyorum. Ama sadece benim suçum mu? Hayır. O çocukların da suçu. Kötü kalpli çocukların. Ne kadar acımasızlar ya. Nasıl yaparlar bunu? Benim küçüğüme, benim bebeğime, benim oyuncak bebeğime bunu nasıl yaparlar? Oyuncak bebeğin. Tek sorun bende mi? Hayır. Sorun o kötü kalpli çocuklarda. Ben hepsinin annesine gidip... Sorun oyuncak bebeğinin oyuncak olmaması. Oyuncak bebeğim diye seviyorsun oğlum çünkü öyle olmasını isterdin. Hepimiz için. Hepimiz Handan Hanım'ın oyuncakları olalım diye. Doğduğumuzdan beri üçümüz için aynı şey istedin sen. Ama maalesef, maalesef değil Handan Hanım. Bak Maviş, Derya bebek ağlıyor. Ağlama Derya bebek, ağlama. Cici, Cici. Handan. Bu ne ha? Bu ne ha seni utanmaz, bu ne? Ben sana oyuncak bebek yasak, bununla oynanmayacağım demedim. Doğrudun çocuk. Karşında avaz avaz ağlarken sen hala oyuncak bebek oynuyorsun. Al şunu, al şunu. Sen bunu doğurdun, tamam mı? Sen bunu doğurdun. Derya. Ne istiyorsun anne? Ah benim çocuk yaşlı, çocuk yapmış, çocuk ruhlu gencecik annem tekerlemesini söyleyeyim seninle birlikte ağlayayım mı? Ne istiyorsun ya? Ne? Ben annelik yapmak istiyorum. Öyle mi? Tamam. Yarın canı alıp benimle birlikte doktora geliyorsun. Tekrarlayıcı davranışlar, öğrenme güçlüğü, göz kontağı zayıf ve motor becerileri maalesef eksik. Beni konuşuyorlar içeride değil mi? Evet. Can'la ilgili tüm değerlendirmeleri tamamladık. Can otizm spektrumu içinde. Spektrum. Tamam. Tamam işte. Otistik değil, spektrumu. Tamam. Kalk gidiyoruz, tamam. Kalk. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun kızım? Kalk hadi, tamam. Spektrum dedi. Otistik demedi ki. Hastalık falan demedi. Yalnız Handan Hanım. Ya, yok, hayır, hayır, hayır. Handan Hanım falan yok. Otistiğe otistik denmez mi? Hatta kızım daha iyi öğretti bana. Otizm ne denir? Hadi bana kızım öğretti. Ama siz öyle bir şey demediniz. Siz spektrum dediniz. Anne. Öyle demedi mi? Ha? Öyle demedi mi? Demedi işte. Bir şey değil. Daha hastalık falan değil işte. Demek ki hasta değil benim oğlum. Ha? Yalnız biz otizme de hastalık değil, bir farklılık diyoruz. Ve... Tabii, farklılık, farklılık. Benim oğlum farklı. Benim oğlum tabii ki farklı çünkü herkes farklı. Niye aynı olsun ki? Hepimiz farklıyız. Sen farklısın değil mi anneciğim benden? Sen farklısın, ben farklıyım, siz farklısınız. Hepimiz birbirimizden farklıyız. Aynı değiliz ki hiçbirimiz. Bak bunu ben doğurdum. Bak,
Boyum kadar ben doğurdum onu. Benziyor mu bana? Benzemiyor çünkü biz farklıyız. Benim kızım o. Biz zaten onunla hiç de anlaşamayız değil mi anneciğim? Hiç anlaşamayız biz onun saç saça baş başa gireriz. Ben ama onu kendime benzetemem çünkü niye benden farklı o başka doktora gideceğiz. Başka doktora gideceğiz. Özele gideceğiz biz. Anne. Al eşyalarını hadi. Al hadi. Anne. 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 Anne geldi yüzünü kıyalım da canı ağlatın görmesin lütfen anne. Kötü bir şey mi yaptın? Hayır. Hayır bebeğim sen hiç kötü bir şey yapmadın. Sen hiç kötü bir şey yapmadın anneciğim. Otizmli çocuklara erken yaşta, tercihen 3 yaştan önce tanık olması büyük önem taşır. Haftada en az 20 saat süreyle ve özel eğitim programlarıyla eğitim verilmelidir.
Yine mi kader utansın? Yok, o ölüm döşeğinde. Kader. Bir dakika ya, bir dakika, bir dakika. Ne oluyor şu an burada? Sizin bu saatte benim kapımın önünde ne işiniz var? Sana geldim Handan. Bana geldiniz. Bu saatte senli benli kapımın önüne geldiniz, öyle mi? Sizli bizli konuşmak beni kibar bir adam yapmıyordu. Öyle demiştin. Ya siz benden ne istiyorsunuz ha? Sizin benimle derdiniz ne? Değişeceğim ya. Hayır, siz beni ne sanıyorsunuz ya? Ha? Adınıza paranıza koşa koşa gelecek kadar kolay bir kadın olduğumu mu sanıyorsunuz? Hayır, ben o kadar kolay bir kadın değilim. Değilim. Aklınıza sokun onu. Benim hayatım da bu kadar kolay değil. Evli adamların hayatını renklendirecek kadar da kolay değil. Ben artık evli değilim. Doğru. Ben onu nasıl unuttum? Ne olmuştu tam olarak? Şey olmuştu ya, ne olmuştu? Karınız. Doğru, karınız. Gözlerimin önünde son sözlerini kulağıma fısıldadıktan sonra kendini öldürmüştü. Doğru. Bakın, zaten her şey yeterince çirkin. O geceden sonra sizin yüzünüzden biz de çok çirkiniz. O yüzden beni daha fazla zorlamayın. Böyle peşimde dolaşıp bana daha fazla hakaret etmenizi istemiyorum. Anladınız mı? Anladınız mı? Ne istemediğini anladım. Peki ne istiyorsun Handan? Ne istiyorum? Çok güzel soru. Ne istiyorum ben? Siz erkekler hiç anlamıyorsunuz ama biz kadınlar sadece tek bir şey istiyoruz. Hep aynı şeyi istiyoruz. Sevilmek. Öyle küfür eder gibi değil. Oyun oynar gibi değil. Gerçekten, yürekten, ciddi ciddi sevilmek istiyoruz. Bu kadar. Ben ciddiyim. Ben senin uğruna çok ciddi şeyler yapacak kadar ciddiyim. Ve sen Handan, senin için yaptıklarımı da, yapacaklarımı da tahmin bile edemezsin. Ben sana aşık oldum Handan. Ve ben seninle ilgili her konuda çok ciddiyim. Yıllar önce zerrinle ne kadar ciddiysem o kadar ciddiyim. Ve yıllar önce çocuklarımın annesine dediğim gibi. Ne dediniz çocuklarınızın annesine? Benimle evleneceksin. Ne? İstiniz bana evlenmemi teklif ettiniz. Aynı zehrin gibisin. Yıllar önce de zehrin de böyle senin gibi karşımda katıla katıla gülüyordu. Allah sonumuzu benzetmesin. Burcu'yu adresimi verdiği için ayrıca tebrik edeceğim ama gerçekten gecenin bu saatinde kapının önünde ne yapmaya çalıştığınızı anlamıyorum. Seni evimin etrafında iki kez gördüm. Birinde kapının önünden geçip annemin hayatını kurtardın. Diğerinde bahçemizdeydin ve annem... Anlamadım. Kötü tesadüfler yüzünden bir şey mi ima etmeye çalışıyorsunuz? Ben tesadüflere inanmam. Annemin hayatını kurtarman da o gece bahçemizde olman da tesadüf değildi. Korkmam mı gerekiyor benim şimdi? Korkacak bir şeyin yoksa yeterince konuştuk. Ne yapacağını biliyorsun.
Misafirin mi vardı senin? Hı hı. Geçiyorken uğramış, çok selamım var sana da. Şey mi yapıyor çocuk? Asılıyor mu sana? Aa, yok, hayır. Ciddi düşünüyoruz biz. İnanırım bak. Anne, o adamla görüşmüyorsun değil mi? Kim? Babasıyla işte. Yok canım, ne görüşmesi ya? Aa. Yarın aynı restoranda. Ne zaman evleniyoruz? Selam. Korkacak bir şeyin yoksa mesaiden sonra beklerim dediniz. Geldim yani ben. Güzelmiş bu arada. Yani böyle koridorlar falan. Mesai saatinde nasıl oluyordur kim bilir. Tabii çok kalabalık oluyordur kesin de. Seni bu saatte çağırdım. Çünkü işe alınma prosedürüm farklı olacak. Hangi saatlerde, ne zamana kadar çalışacağım daha... İşten ayrılma sürecin de ikimizin arasında kalacak. Anlamadım. Senet mi yapıyoruz? Sigortan yapılacak. İşte personel haklarında diğer herkes gibi olacak. Ama maaş almayacaksın. Bu sözleşme de borcunu ödeyip işten ayrıldığında... ...denfer yapı maaşımı ödemedi dememen için. Şimdi rengimiz belli, kırık beyaz, çok asil. Model de, ben aslında böyle uçuş uçuş şeyler seviyorum ama yani şu kabarık olanlara da bir aklım gidiyor, çok beğeniyorum. Prenses kompleksi işte. Bir de bu böyle peri kızı gibi olanlar var, baksana ışıl ışıl, çok güzel. Bu arada çırağından aşağısı olmaz demiştim değil mi? Ama yani böyle daha butik bir şey istersek yalımalı da olur, hem daha ekonomik olur. Ama balayı için Maldivleri kesinlikle fixledik. Oldu mu? Hı? Yeterince aptal görünüyor muyum? Verebildim mi istediğinizi? Ama yine olmadı değil mi? O uyduruk evlenme teklifinden sonra yatağınıza atlamadan olmazdı. Buraya ne kadar ileri gidebileceğinizi görmek için geldim ama benden bu kadar. Çünkü daha fazla aptal oynayamayacağım. Sıradaki arkadaşlara başarılar dilerim. Bana bir taksi çağırabilir misiniz? Tabii tabii. Teşekkürler. Sıradaki yok anne.
Sadece sen. Dündar Bey, siz hangi cesaretle bu kadar ileri gidebiliyorsunuz bilmiyorum. Gerçi bir dakika ya, biliyorum. Siz karınızın korktuğu o psikopat... Çok özür dilerim, sizin adınız başkaydı. Sosyopatsınız. Vicdan yok, duygu yok, sevmek yok. Aynen böyle yazıyordu internette. TDK'ya göre sosyopat, empati, vicdan ve merhamet gibi insani özelliklerden yoksun olan kişilere denir. Sosyopatlar genellikle karizmatiktirler. Çevrelerinde genellikle bir hayran kitlesi bulunur. Sosyopatların en tehlikelisi yüksek işlevli sosyopattır. Utanma, suçluluk veya pişmanlık duymazlar. Beyinlerinde bu duyguları işleyebilecek bir merkez yoktur. Varsa bile bozuktur. İç dünyasını toplumdan ustaca gizleyebilen, girişken, sosyal ve pek çok açıdan normal gibi görünebilen antisosyal kişilik bozukluğu hastalarıdır. Sosyopat kişilikler insanlara hükmetmeye bayılırlar. Kendi çıkarları için başkalarına zarar vermekten çekinmezler. Başarılı bir sosyopatın bir ülkede üst düzey mevkilere rahatça yükselmesi bu yüzdendir. Bedeli ne olursa olsun her kavgada kazanan taraf olmak isterler. Çoğu zekidir ancak zekalarını diğer insanları kandırmak için kullanırlar. Yüksek IQ'lu olanlar toplum için gerçek bir tehdit unsuru olabilirler. Toplumda saygın ve statü sahibi olan yüksek işlevli sosyopatlar, sağlıksız ruhlarını kamufle etmekte ustadır. Günlük hayatında yapması gerekenleri doğru ve zamanında yapabilen, iş hayatında veya maddi hayatta başarı sağlayabilen, iç dünyasını toplumdan ustaca gizleyebilen, girişken, sosyal ve pek çok açıdan normal gibi görünebilen antisosyal kişilik bozukluğu hastalarıdır. Sevme ve aşık olma yeteneğinden yoksundurlar. İstediklerini elde etmek için severmiş, empati duyarmış gibi yaparlar. Gerçek yaşamlarında kimseyi sevmezler. İnternette her yazana inanma. Hayaletlere de inanma.
Sonunda kendine yeni bir oyuncak buldun demek Zeynep. Yeni kurbanını seçtin demek. Zavallı şey. Güzel. Çok güzel. Saf. Toy. Yazık. Neye bulaştığının farkında bile değil. Farkına vardığında çok geç olacak. Bana ne olduysa ona da olacak. Bana inan. Ömrünün sonuna kadar bana inan. Dündar Bey, siz hangi cesaretle bu kadar ileri gidebiliyorsunuz bilmiyorum. Gerçi bir dakika ya, biliyorum. Siz karınızın korktuğu o psikopat... Çok özür dilerim, sizin adınız başkaydı. Sosyopatsınız. Vicdan yok, duygu yok, sevmek yok. Aynen böyle yazıyordu internette. TDK'ya göre sosyopat, empati, vicdan ve merhamet gibi insani özelliklerden yoksun olan kişilere denir. Sosyopatlar genellikle karizmatiktirler. Çevrelerinde genellikle bir hayran kitlesi bulunur. Sosyopatların en tehlikelisi yüksek işlevli sosyopattır. Utanma, suçluluk veya pişmanlık duymazlar. Beyinlerinde bu duyguları işleyebilecek bir merkez yoktur. Varsa bile bozuktur. İç dünyasını toplumdan ustaca gizleyebilen, girişken, sosyal ve pek çok açıdan normal gibi görünebilen antisosyal kişilik bozukluğu hastalarıdır. Sosyopat kişilikler insanlara hükmetmeye bayılırlar. Kendi çıkarları için başkalarına zarar vermekten çekinmezler. Çoğu zekidir ancak zekalarını diğer insanları kandırmak için kullanırlar. Yüksek IQ'lu olanlar toplum için gerçek bir tehdit unsuru olabilirler. Senin harefini buldum. Sevme ve aşık olma yeteneğinden yoksundurlar. İnternette her yazana inanmam. Hayaletlere de inanmam. Sonunda kendine yeni bir oyuncak buldun demek Zeynep. Yeni kurbanını seçtin demek. Zavallı şey. Güzel. Saf. Toy. Yazık. Neye bulaştığının farkında bile değil. Farkına vardığında çok geç olacak. Bana ne olduysa ona da olacak. Ömrünün sonuna kadar bana inan. Kim olduğunu sormayacağım. Merak bile etmiyorum çünkü. Handan değilse kafamı keserim. Handan işte bak. Olsun çıkarmadı o çantadan. Handan kere Handan işte bu. Bak şuna. Canım ben arayacağım seni sonra. Bak bu pomponunun sakın sen olmadığını söyle bana çabuk. Ay, sakın kapatma. Ela kardeşini gördün mü? Görmedim hocam.
Handan Hanım hoş geldiniz. İnanın öğretmen arkadaşlar da ben de çok mahcubuz. Buyurun. Oğlumun bebek kakası kokulu gömleği, bebek bezi kirli ve siz armut toplarken ağzına yapıştırılmış bir emzik. Ha bu arada bunlar da sizin için burnunuza. Benim yaklaşık 3 banyo, 6 keseden sonra hala alabildiğim kokuyu size almayın diye. İnanın çok mahcubuz. Olaya karışan bütün öğrenciler disipline sevk edildi. Bakın akran zorbalığı... Sizin göreviniz benim çocuğumu zorbalıktan korumak. Ben oğlumu işkence görsün diye göndermiyorum bu okula. Handan Hanım, inanın böyle bir şey bir daha... Asla olmayacak, asla. Bunlar da size hediye mi olsun? Artık utanç duvarı zorbalık anıtı falan yaptırırsınız. Handan Hanım, gitmeden bir sonraki gündemimiz kaynaştırma eğitimi için... Kaynaştırma eğitimi derken? Kaynaştırma sınıfı okullarda özel öğrencilere yönelik bir sistem. Can'ın durumu için çok yararlı olacağından eminim. Can'ın durumu derken? Anne, ben doktorun Can'a koyduğu tanıyı okulla paylaştım da... hani ona göre bir şey yaparsak. Tanı derken? Tanı falan yok Derya. Biz özele gideceğiz daha. Ha bu arada siz illa ben bu çocukları kaynaştıracağım diyorsanız... ben size şimdi göstereyim nasıl kaynaştıracağınızı. Anneleri kızıyor değil mi? Sen daha dur. Annem hepsinin altına işitecek onların. İşitecek değil mi? Evet, çocuklar da hazırsa malum ben biraz yoğunum. Tabii tabii. Her veli toplantısında duyuyoruz ne kadar yoğun olduğunuzu. Can gel oğlum buraya. Gel anneciğim. Gel 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 gel. Özür dileriz Can. Ben de özür dilerim. Çok özür dileriz Can. Özür dileriz Can. Anne. Tebrikler ya. Çok güzel kaynaştırdın çocukları. Sağ ol tatlım. Rehberlik hocası da örnek alsın beni. Şu an bile dalga geçebiliyorsun. Senin gibi gamlı baykuş olmadığım için çok özür dilerim. Bana kaynaştırma eğitimini kabul etmemek için bir tane mantıklı sebep söyler misin? Bir tane. Söylüyorum. Hı. Çünkü ne gerek var? Ne yaparsam yapayım olmayacak değil mi? Sen yine en iyi bildiğin şeyi yapacaksın. Bencil olacaksın. Sırf rahatın kaçmasın diye gerçekleri görmezden geleceksin. Derya işine bak. Senin ödemen gereken bir borcun yok mu? Git borcunu öde, anneliği de bana bırak. Öyle mi? Tamam. Unutma ama bak bu söylediğini, tamam mı? Annelik sende. Annelik sende. Ay Sevil, ben bu kızı bir gün yolacağım ama. Handan magazin aç. Alo. 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 Handan. Ay ben seni şarj gibi ya. Günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Çok şaşırdım dün darbeye ya. Ne kadar hızlı çıktı. Ay hiç şaşırmadım ben kızım. Boş bırakırlar mı onu? Kim acaba? Çok merak ettim. İyi günler. İyi, İyi günler. Günler. Ben kiminizi alabilirim? Teşekkürler. Şuna bakayım. Tamam, Bora Bey'in asistanı sizi bekliyor.
şey mi kaçırdım? Daha neler? Otursana. Uzatmanın anlamı yok. Ne yaptığını biliyorum. Beni test ettiğinin farkındayım. Çünkü yıllarca Zerrin'i de böyle gözümün önünde hep böyle test ettin ya. Ama o sınıfta kaldı, canım benim. Kıskanç, histerik bir kadına dönüştü. Ama ben Zerrin değilim. Asya. Aşkım. İstesem de olamam. Böyle anlamsız şeylere takılmam. Füsun Hanım, konkur için gelen ajansı toplantı odasına... Sonra! Canım. Bayan Pompon, teşrif ettiler mi? Geldi Pomponlu. Gördün değil mi babamın yasını Meloş? Bana gelince müzik dinlemek bile ayıp. Ama babam hani hayat durmuştu? 40'a kadar sayıyorduk hep birlikte. Hadi artık. Bırakın bu uyduruk haberleri. Alt tarafı bir akşam yemeği. Canın sıkmaya değer mi hiç? Basit bir kadın için. Basit olduğunu nereden biliyorsun? Belli. O kadın ne olduğu fotoğraflarda belli. Yüzü bile belli değil. Genç ama. Bariz. Babamdan genç. Hep öyle olur zaten. Değil mi? Gönül eğlencesi. Başka ne olabilir ki? Esmer güzeli herhalde. Böyle bir İtalyan havası da var sanki. Havası ne olursa olsun babanızın yanına yakışmaz. Basenler, dekolte. Tam böyle Akdeniz kadını havası. Hadi artık. Bırakalım bu saçma sapan şeyleri. Kim acaba? Terzi. Bir de bu vardı. Provayı unuttum tabii. Keşke erteleseydim. O terzi kadın da hiç çekilmez şimdi. Bekletmeyelim. Merhaba. Biraz geciktim ben ya. Ne oldu, çok mu beğendin? Çok, çok, çok güzel. Bayıldım. Hep böyle bir pomponum olsun istemiştim. Gerçekten mi? Hı hı. Aslında biraz demode bir şey yani. İnsanlar öyle buluyor ama ben de çok seviyorum.
İstersen sana vereyim diyeceğim ama H yazıyorsun. Ne yapacaksın H'yi? Ben sana N yazanını alırım istersen. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Size daha çok yakışıyor pompon. Hatta ben sizi artık o pomponsuz düşünemiyorum bu saatten sonra. Anlamadım. Ne demek istedin? Nisa. Handan Hanım'ı oyalama. Ay siz de mi? Ben size eşlik edeyim. Geç kalmışsınız, bekliyorlar. Evet, biraz geciktim ben. İnşallah senin hanımın programını falan bozmadım. Sabah yapmam gereken bir şey vardı da. Tahmin ettik. Anlamadım, neyi tahmin ettiniz? Ama benim gerçekten çok sinirlerim bozuldu baba. Hayır. Ha, tabii ki Pelin'in haberi yok. Kızlar iyi mi? Önden buyurun. Hatırlarını kendiniz sorarsınız. Çok gereksiz oldu bu fotoğraf. Bana 40 gün edebiyatı yaparken bu yaptığın sana hiç yakışmadı baba. Selin. Selin'cim. Pomponu da böyle sallaya sallaya geldi güzellik. O mu dersin sahi kız? İyice baktın mı pomponlarına? Yedim. O pomponu resmen yedim. Beğendiysen al senin olsun diyor. Çakal. Ay bir de öyle saftirik ayakları yapıyor ki sorma. Sanki böyle çıkan haberleri hiç görmemiş. Dünyadan hiç haberim yok havalarında. Böyle bir edalar falan bir şey. Vay o Dündar Bey'in başına vay. Aldı mı belayı? Yana yana aldı o belayı. Fena bu Handan. Çok fena. Derya Güven işlemleri tamamlandı. Hayırlı olsun. Departmanına götürebilirsin. İnsan kaynaklarından da öyle dediler ama bana bir hata olmuş gibi geldi. Hata yok. Yok biz detayları konuştuk, anlaştık. Stajımızda bir problem yok yani. Peki. İyi çalışmalar Derya Hanım. Ben bunu getirdim. Şöyle. İçinde dönem projelerim, vize sunumlarım, bir de final projem var. Final projem daha taslak tabii, o gözle bakarsanız. Sen ne yaptığının farkında mısın anne? Ya kapıdan o kız geçmeseydi? Hayatını sokaktan geçen bir yabancıya borçlu olduğumuzun farkında mısın? Yabancı değil o. O kız Handan Hanım. Kimin nesi olduğu umurumda değil. Handan Hanım da umurumda değil. Sen bugün ölecektin anne. Bugün kapımızın önünde kendini öldürecektin sen. Senin hayatını kurtaran kız hakkında bana bir şey söyleyecektin ya, sen hatırladın mı? O kızla o kadının ne ilgisi var? Benim hayatımı kimse kurtarmadı. Anne, o kız bizim bahçemizdeydi. Az önce bizim bahçemizdeydi. Biz ne gördüysek o da gördü. Sonra da o kadını tanımıyormuş gibi yapıp kaçtı gitti. Kimse. Beni kimse kurtaramaz. Gel. Gel.
Açık ofis çok güzel. Hocalar anlatıyordu zaten. Hepsi çalışmış galiba. Selam. Ben seni nereden tanıyorum? O gün arkadaşımızın bahçesindeki o şey. Ha, faturacı kız. Evet, ta kendisi. Hoş geldin. Oraya mı geldin? Yok, ben aslında burada çalışmaya başladım. Hadi ya, hayırlı olsun. Stajyerlik falan mı? Hanımefendi Ezgi Hanım'ın yerine çalışmaya başladı. Çok hoş. Hayırlı olsun o zaman. Teşekkür ederim o zaman. İyi çalışmalar bana da, size de. İyi çalışmalar. Görüşürüz. Görüşürüz. Derya Hanım, çalışacağınız yer burası. Ben az önce doğru mu gördüm yoksa şu borcunu fatura koleksiyonuyla ödeyen kız mı buralardı? Hı hı. Geçici personel. Fark ettim. Yalnız pozisyonu biraz şey olmamış mı? Kapasitesine göre bir pozisyon işte. Çok da zorlamamak lazım. Hayırlı olsun, iyi çalışmalar. Annenden sonra böyle olacağı belliydi. Baban kendine saygısı olmayan bir takım küçük insanların hedefi haline geldi. Üstelik hedefleri boylarından büyük bu insancıklar sabırsız da çıktılar. 40 gün sabredemediler. Şaşıracak bir şey yok. Ucuz, basit, bayağı. Sermayesi etinden başka bir şey olmayan sefil bir zavallı. Acelesi var tabii. Eti bayatlamasın diye elini çabuk tutmak zorunda. Oo, çok ağır oldu bu. Bilmem. Keşke o kadınlardan biri burada olsaydı da ne kadar ağır olduğunu sorsaydık. Ağır işçi yüküne alışıktır gerçi. Değil mi? Ay, bu leş muhabbeti babam gelmeden bitirsek mi? Benim bile yüzüm kızardı şu an. Senin kızarır. Bunun kızarmaz. Bir şey mi söyleyecektin Sandan Hanım? Evet, sizi dinliyorum. Şu iğne sırtıma batıyor artık. Biraz hızlansak mı? Arkadaşlar, standart bir teksip bende çalışmış. Bir göz atıp onaylarsanız basın bülteninde paylaşacağız. Gerek yok. Anlayamadım. Haberleri teksip edemeyecek miyiz? Neyi teksip edeceğiz? Etmeyeceğiz. Teksip edecek bir şey yok, gereksiz. Peki nedir o gereksiz olan? Gereksiz olan gereksizdir. Yeterince anlaşılmadı mı? Konuşmaya değmeyecek kadar gereksiz. Ufak tefek, can sıkıcı şeyler. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Ah, teksibe gerek görmüyoruz demek ki. Şaşırmadım. Dündar Bey zaten oldum olası böyle şeylere prim vermez malumunuz. Ama tabii ailenin adını düşününce bir tık rencide edici olabilir.
Bora Bey'in teksipten haberi var mıydı? Konudan haberdar olduğunu sanmıyorum Füsun Hanım. Ben de öyle tahmin etmiştim. Kolay gelsin. Derya Güven. Kimlik bilgileri İK sisteminde kayıtlı. Evet. Proje bazlı çalışacağız. Biraz kritik bir pozisyonda olacak. Bu yüzden hakkında biraz standartların dışında bir araştırma yapmak istiyorum. Güvenilirliğinden emin olmak gerek. Borcu vesaire, uygunsuz bir durumu var mı? Ailevi durumlar, okul durumları falan. Şöyle bir bakalım genel olarak, tamam? Evet. Birkaç güne hallederseniz sevinirim. Yeni odana kapanmış neleri hallediyorsun acaba? Sıradan günlük işler işte. Peki o sıradan günlük işlerine biraz mola verip bana bir latte ısmarlamak ister misin? Seve seve. Burcu, yani kariyer yapmaya gelmedim ki ben zaten buraya. Borcumu ödeyeceğim. Ha çizim masasında, ha kahve tezgahında, ne fark eder yani? Acı yok, borç var. Bora Bey'in odasına espresso double shot bir latte, artlı. Artlı. Tamam Burcu, kapatıyorum. Ya aslında böyle manasız ve basit şeyler için vakit kaybetmek de hata, ama ben kızların psikolojisi için çok endişeleniyorum Bora. Ya yanlış anlaşılmak da istemem tabii, hani erkek psikolojisini o kadar iyi bilemem. Bununla birlikte senin bu konularda bir tık daha devrede olman babanın hayatını kolaylaştırabilir. Tam olarak hangi konuda devrede olmam gerektiğini düşünüyorsun? Sen de Barış gibi benim abarttığımı düşünüyorsun. Ha? Okey, tamam. Belki ben abartıyorum. Haklısınız. Yani neticede baban teksip yayınlamaya bile gerek görmediğine göre... Teksip? Neyden bahsediyoruz biz? Aa, pardon. Ya ben... Senin haberin vardır, sen görmüşsündür diye... Göster. Yüzü gözükmüyor ama kim olduğunu biliyoruz değil mi? Kim olduğu üzerinden pomponundan akıyor. Voilà, alkışlar Handan Hanım için. İlk günden hedefe kilitlenmiş, emin adımlarla yürüyor. Ya şimdi azimli kadın, kabul edelim. Hayır, hedefe kilitlendiği için ona kızacak değiliz değil mi Bora? Ya bu düzeydeki bir kadın için bu büyük bir başarı. Hatta ya şu dandik fotoğraflar bile bir zafer sayılabilir. Hatta yüzü de gözükseymiş kadının zafer çığlıklarını bile duyabilirmiş. Neyse, uzatmayacağım. Kadında bir sürpriz yok. Benim bu fotoğraflarda asıl düşündüren babam. Baksana şu yüzündeki ifadeye. Ölüm acısı, rahatlama, yas, suçluluk duygusu. Yani baban anneni kaybettikten sonra çok büyük bir boşluğa düştü. Tabii doğal olarak da bu Handan gibi kadınların kolay bir hedefi haline geldi maalesef. Babanın işi zor. Çünkü o klasmandaki, o kategorideki, böyle sınıf atlama telaşesinde olan bütün o küçük handancıklar sıraya dizilecek şimdi. Tabii ne sen ne de ben babanı kendi nefsinden koruyamayız ama... Kahveden sonra devam ederiz. Kahve servisini buraya alabilir miyim lütfen?
Biraz daha hızlı ve dökmeden lütfen. İşiniz bittiyse çıkabilirsiniz. Teşekkürler. Pardon. Beni duyuyor musun? Anlıyor musun? Bölüyorsun da. Çıkabilirsin yavrum. Tanıdık birini mi gördün? Babanızı gördüm de. Afiyet olsun. Hem yavaş, hem beceriksiz, hem meraklı, en tahammül edemediğim cins. Ben bizim buradaki garsonları hiç beğenmiyorum. Net. Yalancısın anne. Çocukluğumdan beri yalancısın. Bugün sizin kafa da gidik biraz. Fazla uzadı sanki. Handan Hanım, panikletme lütfen. Zor bir gün geçiriyor galiba. Elleri titriyor, baksana. Aa. Bayağı zor bir gün. Yardım edeyim size. Yok yok, hayır hayır. Siz üstünüzü değiştirin yeter. Üzgünüm ama sizi biraz bekleteceğim. Bir tanem? Ne kadar güzel olmuş. Hiç böyle iltifatla falan olmaz. Pelin'in seansı bitmeden ciddi ciddi konuşmak istiyorum baba. Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin Handan Hanım. Gel bakalım, şimdi seni dinliyorum. Otur. Hı. Kim o gizemli güzel? Handan Hanım'dan çekinmene gerek yok. 5 saattir pompon kızı otopsi yaptığımız için akraba olduk artık. Kusura bakmayın Handan Hanım. Bir, evimizde magazin haziyle konuşmuyoruz. 2, sana telefonda da dediğim gibi bir yemek. Arkadaşınla bir yemek yedim, hepsi bu. Ne çeşit bir arkadaş arkadaşına magazincilerle tuzak kurar? Halam fotoğraftaki kadın tarafından tuzağa düşürüldüğünü düşünüyor. Sen de bir şey söylesene hala. Ben düşündüğümü söyledim hayatım. Daha fazlasına gerek var mı? Sırf seninle fotoğraflanmak için magazinci çağıracak çapta bir kadın benim babamın arkadaşı olamaz. Değil mi baba? Sen üstünü değiştir, baş başa konuşalım bunları, olur mu? Siz üstünüzü değiştirin, ben dışarıda bekliyorum. Ben yapmadım. Yani gerçekten yapmadım. Fotoğrafları benim çektirmedim, biliyorsunuz değil mi? Nereden biliyorum? Nasıl? Çünkü ben yapmadım. Öyle değil mi yavrum? Ama beni tanımıyorlar ki. Sen beni tanıyor musun? Zehrini tanıyor muydun? İkimizi de tanımıyorsun ama sırf o öyle dedi diye benim sosyopat olduğuma inandın. Şimdi ben neden kızım ve ablam dururken sana inanayım ki? Nasıl yani? Gerçekten bana inanmıyor musunuz? Sana inanmak için geçerli bir sebebim yok.
Rövanş değil, bunu derim ben. Sen misin bana sosyopat diyen diyor. Adam almış pası takmış 90'a. Öyleyken böyle hodri meydan. Madem ben manyak olmadığımı ispatlayamıyorum diyor, o zaman sen azılı bir zengin avcısı olmadığını ispatlı diyor. Ah benim arkadaşım ha. Ya o ablası? Sana öyle inceden inceden kibar kibar hakaretler etsin. O Dündar Bey de sana soğuk yapsın. Ama iyi oluyor sana. İyi oluyor. Yani sen bana bile haber vermeden gidip adamla baş başa yemek yiyorsun ya. Hayır, diyelim ki yaptın. Ben bu adamı ta en başından kafaya koydum. En başından numara yaptım. İstemem yan cebime. Kaçan kovalanır yapıp tavlayacağım. Çatır çatır parasını yiyeceğim dedim. Aklıma paparazzi mi gelir? Hadi yaptım diyelim, geldi. Salak mıyım ben? Tek bir karede bile yüzüm gözükmüyor. Ne işime yarayacak benim yüzümün gözükmediği fotoğraflar? Ben kendi kendimi ihbar ediyor olsam böyle mi yaparım? Her şey istediğiniz gibi. Hanımefendinin yüzünü saklayarak çektim. Eline sağlık. Sizinle çalışmak zevkti Dündar Bey. Ne zaman ne istersiniz? Yani adamı tavlıyorum ama kendi reklamımı değil, Pompon'un reklamını yapıyorum. Salak mıyım ben? Hay 40 yılda bir haklıyım ya ama ispatlayamıyorum. Çünkü bunların hepsi gerçekten kafayı yemiş. Bana bak. Sen bu adamla ilgili bir aklını başına toplayacak mısın artık? Ha? Bu adamda senin yıllardır aradığın her şey mevcut. Zengin, çok zengin. Öyle eciş bücüş de değil ha. Böyle bir çarmı var. Hoş yani. Var bir karizması. Bak çöpsüz üzüm de değil. Çocuklarının sayısı bile seninkilere denk. Aa iyi adam. Yani kızlarıyla falan görsen gerçekten iyi adam. Zengin, karizmatik, artı iyi baba ve boşta. Ne demek bu? Hayallerim gerçek oldu demek. Fi. Eğer karısı halef selef deyip gözüm içine baka baka kafasına sıkmasaydı. Ay ya Rabbül Alemin. Allah'ım sana şükürler olsun. Rahmetli aklına gelebildi sonunda. Hayatım. Adam da karısının toprağı kurumadan sırf seni yatağa atabilmek için koltanın ucuna yüzük takmış. Bu adamdan hayır gelir mi? Yatağa atmak için değil mi? Hangisi senden daha fazlasını istedi ki? Ay. Ay minnoşum. Ay ama Andancığım ben öyle demek istemedim. Tamam. Tamam sorun yok. Çocukların patatesi olmasın. Ah be Handan. Sen şimdi ciddi ciddi yemeğimizi yapmayacaksın yani. Ama aç kalırız ki. Yaz kısa sürdü. Dündar Demir, gizemli güzelle, baş başa. Ne yapıyorsun sen ya? Asıl sen ne yapıyorsun ya? Saat 9'u geçiyor geçiyor. Bizi aç bırakıp magazin mi okuyorsun? Ben sana bundan sonra yemekleri annem yapacak demedim mi Ela? Oley be! Annem çok güzel hamburger yapar. Mıy mıy. Hayırdır? Niye grevdesin sen yine? Kim annesinin spesiyerini özledi? Ben! Al bakalım. Ama annenize de ayırın patateslerden.
Sakla sakla, çöpe atamazsın. Hatırası da var artık. Pomponun olmasa da tanıdım. İnsan annesini tanıyor işte, maalesef çok iyi tanıyor. Tamam, haklısın. Görüşmeyeceğim dedim, yemeğe gittim. Sen de şok oldun. Yani hazırlıksız yakalandım. Ben de hazırlıksız yakalandım. Hı. Ama öyle yani düşündüğün gibi, yazılanlar gibi bir şey değil. Yani ciddi bir şey değil öyle. Konu sensin anne zaten. Nasıl ciddi bir şey olabilir ki? Ne demek istiyorsun sen? Şş, bana bak. Bana bak, ne demek istiyorsun sen? O adamlar seni ciddiye almıyor mu demek istiyorsun? Ay, adamlar, adamlar, adamlar. Daha önemli bir şey yok değil mi adamlardan? Sen ne ima ediyorsun? Adamlar, adamlar. Ne ima ediyorsun onu söyle. Hangi adamları diyor? Ya diye. Ama annemin patatesleri soğuyor. Hangisi ya? Hangisi ciddiye aldı seni? Hangisi saygı duydu sana? Bir tanesini söyler misin bana? Terbiyesizleşme bak. Çok fena olacak. Ben söyleyeyim sana? Hiçbiri. Bizi görünce topuklayan o adamların hiçbiri ciddiye almadı seni. Hep o adam da almayacak. Değil adam. Kadınlar be. Adamları geçtim. Kadınlar eziyor artık seni. Bak çok ağır konuşuyorsun. Çok ağır konuşuyorsun. Annenle konuşuyorsun. Okulda veliler eziyor. Sen kıskanıyorlar sanıyorsun. Gençsin, güzelsin. Anneye benzemiyorsun ya. En sevdiğin iltifat anneye benzememek ya. Herkes senin gençliğini, güzelliğini kıskanıyor ya. Kıskanmıyorlar anne. Aşağılıyorlar. Böyle aklı başında kariyer sahibi, kendi ayaklarının üzerinde duran kadınlar senden. Böyle senin gibi zengin koca peşinde koşup kendini ezdiren hemcinslerinden utanıyor be. Ne oldu? Dışarıdan nasıl gözüktüğünü görmek rahatsız mı etti seni? Ama ben sana daha ağırını söyleyeyim gizemli güzel. O yamanmaya çalıştığın herifler bizi görüp kaçarken peşlerinden koşman ağır. Zengin koca sevdasıyla kendini ciğeri beş para etmez heriflere ezdirmen ağır. O adamlar da aynı babam gibi. Kibar olmanın hiçbir manası yok. Kadınlarla ilgili hiçbir seçimini onaylamadım. Ama bu kadın... Handan. Sıradan bir akşam yemeği için bile kabul edilemez. Kim tarafından? 40 duasından sonra uçağa atlayıp mis kokulu lavanta bahçelerine dönecek kardeşim tarafından mı? Çocukken de böyleydin. Biraz üstüne gidildi mi hemen saldırırdın. Ve kavga ederdik. Ama artık büyüdük değil mi? Beni kızdıramazsın. Ama üzersin. Şu nereden geldiğini bilmediğim aşağılık kompleksi. Beni hep üzdü. Hala üzüyor. Aşağılık kompleksin. Hep orada değil mi? Hiç değişmedi. Ve bu yüzden çocuklarının rahmetli annesi de dahil hep kendinden aşağıdakileri seçti. Ama bunu halledebilirsin. Bak, terapi almak Türkiye'de trend olmuş. Sen de kızların gibi terapi al. Aşağıya değil, yukarıya bakmak için terapi al. Terapi derken neyi ima ediyorsun? İma yok. Açık açık söylüyorum. Bu isabetsiz seçimin gibi. Daha önceki birçok hatan gibi. Bunlar senin suçun değil. Hiçbiri senin suçun değil. Burası.
tersi. Buranın suçu. Burası hasta. Hem de çok hasta. Çok hasta olduğunu bilmeseydim sana kızabilirdim. Ama kızmıyorum. Kaderin ilacı yok ki kızasın. Psikopat. Oh. Oh, psikopat sosyopattan daha kolay söyleniyormuş bak. Bu kadar yeter bence. Bu sefer ablanı dinle. Hem de beni gerçekten dinle. Çünkü buranın ilacı burada değil. Bunu sakın unutma. Buraya burası iyi gelmiyor. Hiçbir zaman da gelmeyecek. Zengin koca tam olarak ne? Çok kötü bir şey mi? Yo, iyi bir şey. Yani iyidir herhalde. İyiyse niye kavga ediyorsunuz ki? Hem annemin zengin kocası var, babam var. Babam annemin kocası değil artık. Artı zengin de değil. Bana ne ya, barışacaklar. Annemin zengin kocası babam olacak diyorum size. Siz de barışacaksınız. Hem annem bir daha yapmayacak. Bence özür dilemek için beni kaynaştıracak. Sen nereden biliyorsun kaynaştırma işini? Siz kavga ederken duydum, sağır mıyım? Ne olduğunu biliyor musun peki? Biliyorum, kötü bir şey. Kötü bir şey mi? İyi bir şey olsa annem izin verirdi. Hadi. Nereden geldiğini bilmediğim aşağılık kompleksi. Bu aşağılık kompleksin hep orada değil mi? Hiç değişmedi. Çocuklarının rahmetli annesi de dahil hep kendinden aşağıdakileri seçti. Ama bunu halledebilirsin. Hiç değişmedi. Ve bu yüzden çocuklarının rahmetli annesi de dahil hep kendinden aşağıdakileri seçti. Ama bunu halledebilirsin. Aşağıya bakmak için değil, yukarı bakmak için terapi al.
sus lütfen. Ne olur sus. Özür dilerim. Lütfen sus. Senin yüzünden yine kızacak bana. Ne yaptın sen yine ha? Ne yaptın? Niye ağlıyor bu çocuk durup dururken? Vallahi bir şey yapmadım. Yemin ederim bir şey yapmadım. Ver bakayım şunu bana. Tamam. Kız yoksa sen gizli gizli vuruyor musun bebeğe? Hayır, vallahi vurmuyorum. Cimdik falan atıyor olmayasın. Olur mu öyle şey? Cimdiklemiyorum. Gaz sancısı falan yok. Kaka da yapmamış. Tamam. Ne demeye ağlar bu çocuk? Düştü. Ayağımı da sallıyordum. Dalmışım. Hep bu yastık yüzünden. Taş gibi ağır. Ayağım uyuştu. Zaten uykum da vardı. Dalmışım. Tabii. Handan yapmaz. Handan yapar mı hiç? Handan hiç kötü bir şey yapmaz. Hep bu yastık yüzünden. Handan uslu kız. Handan iyi kız. Handan hiç kötü bir şey yapmaz. Handan çocuğuna güzel bakar. Kötü annesin sen Handan. Sen kötü bir annesin. Kötü bir anne. İkisinde. Acıyor mu yani? Hiç acımadı. İyice hiç acımaz. Ela hadi geç kalıyorsunuz. Ay evet. Annem bugün atölyeye bekliyor kızlar. Mezuniyet cicileri annemden. Yani atölyede programı çok yoğun. İş kadını sayılır Afiden. Ama biricik kız için vakit ayıracak tabii ki. Ay tabii canım seç beğen al. İstediğimiz bütün tasarımlar bizim. Saçmalama ya daha neler. Kızının biricik kankilerinden para alacak değil ya. Tabii ki de beleş. Merhaba kankiler. Öyle bir şey olmayacak çünkü. Kızlar ben sizi arayacağım. Abla ne yapıyorsun ya? O kandırdığın arkadaşlarına gerçeği söylüyorum Ela. Yalan kötü bir şeydir. Annesi atölyesine çağırıyormuş da, yok annesinin tasarımları kankilerine bedavaymış da. Ya utanmıyor musun sen böyle saçma sapan yalan söylemeye? İş kadını diyor bir de. Annem o atölyenin terzisi bile değil ya. Ne ara bu kadar yalancı oldun sen? Neyin kompleksi bu Ela? Sana ne oluyor be? Annemin haberi var tamam mı? Annem idare ediyor. Yürü. Yürü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Handan Hanım yok yalnız. Biliyorum. Handan'a gelmedim ama Handan Hanım için geldim. Kaynaştırma eğitimine onay veriyorum. Özür mü bu şimdi? Özür bu. Çok özür dilerim. Yani daha önce hiç böyle bir şey olmadı biliyorsun. Böyle elimden kaçtı ilk ve son söz veririm. Sıra sende. Sen de o söylediklerini yanlışlıkla söyledin değil mi yani? Beni üzmek için söyledin öyle. Aslında gerçek düşüncelerin değil, kavga sırasında söyledin değil mi? Bu arada o internette gördüğün fotoğrafları o adam... Kaynaştırma eğitim diyorduk anne. O fotoğrafları açıklamamı istemiyor musun? Bu izin belgesinin müdüriyete teslim edilmesi lazım. Gerçekten sana ne olduğunu anlatmamı istemiyor musun?
Tamam, sen o zaman bunu okula geçerken bırakırsın. Anneciğim, o izin kağıdını sen götüreceksin okula. Unuttun mu? Dünden beri anne sensin. Derya, ben şey yapacağım. Ella'yla konuşacağım, halledeceğim yani, aklın kalmasın, tamam mı? Ne yapacaksın anne? Kızının yalanlarını idare etmeyecek misin mesela artık? Ya hayır, ondan değil. Ben öyle arkadaşların yanında eziklemesin. Eziklemesin, evet. Yalancılık hiç eziklik değil çünkü. Ama ben konuşacağım. Ela'yla konuşacağım. Ay konuş, istiyorsan sabaha kadar konuş. Öyle atıp tutmayı, hava atmayı senden öğrenmedi çünkü. Ünlü modacı Handan Hanım. Ay, yeterince saydıysanız. Sanırım artık anlaştık. Tabii. Tabii de. Yani aslında siz bir telefon etseniz Gülfem Hanım'a, Demir ailesine artık servis yapmayacak deseniz. Yani bu iş biter biliyorsunuz değil mi? Bu kadar daha yani bir fikir. Bu benim nasıl aklıma gelmedi değil mi? Geri alayım onları ben. Aç, yani ben tabii öyle demek istemedim. Elimden geleni yapacağım ben. Ben bu 1000 doları sana elinden geleni yapman için değil, bir yolunu bulup bizi hiç karıştırmadan Handan'ı bu atölyeden def etmen için veriyorum. Yeterince açık mı? Olmaz mı? İyi yakaladım seni var ya. Kızlar çok fena sıkıştırıyor beni. Bak bugün yarın atölyeyi ayarlaman lazım. Elbiseler yetişmeyecek diye yiyorlar beni. Ben kimselere bırakmadan seni birazdan bir güzel yiyeceğim zaten. Öğretmenlerin anlattı kardeşin nasıl yalnız bıraktığını. Anne yine mi o mesele ya? Kaç kez dedim sana işte, abartıyorlar. Sen abartma. Gözün arkadaşlarından başka bir şey görsün artık. Tamam anne, sonra konuşalım. Merveler geliyor şimdi. Handan abla. Ya bize sana gelmek istiyoruz atölyeye. Bugün gelsek olur mu? Ne olur? Ay kızlar, o kadar yoğunum ki kusura bakmayın, olur mu? Öpüyorum sizi. Annen bize ekti. Hayır yani elbise yeşil olan olduysa söyle yani, başka yerden bakalım. Evet yani patlamayalım da yani. Yok, ne patlaması ya? Annemin kafası can yüzünden biraz bozuk. Siz bekleyin, ben hemen halledeceğim. Anne. Anne ne yaptın sen ya? Başka yerden bakalım falan diyorlar. Ne yaptım kızım? Kusura bakma, ben daha fazla atölye sahibi modacı Handan Hanımcılık oynayamayacağım seninle. Anne saçmalama, hani idare edecektim? Edemem. Anladın mı? Etmeyeceğim. Çünkü anneler kızlarıyla beraber yalan söylemez. Ama sen söylersin.
Ya hadi anne, sen normal anne değilsin ki. Fulya'da oturup Nişantaşı'nda oturuyoruz demeyi kim öğretti? Hı? Doldurma parfüm orijinal kutusunun içine koymayı. Çakma çantayı gerçek diye yutturmayı. Ya ben sana güvenip söyledim bu yalanı kızlara. Bana yalan söylemeyi öğreten sendin. Şimdi mi geldi aklına doğruculuk yapmak? Artık çok geç, tamam mı? Rezil olurum. Kızlar bir daha yüzüme bakmaz. Biterim ben. Okul çıkışı annemin atölyesindeyiz kızlar. Annem bütün tasarımları önümüze serecek. İstediğinizi seçin, beğenin, alın. Kızım çok şanslısın ya. Aynen. Annem gibi annem olsaydı var ya neler yapmazdım. Yaptığım her şey yanlış. Hayatımın neresinden tutsam elimde kalıyor ya. Hayır, benim hayatımı bırak, çocukların hayatını neresinden tutsam elimde kalıyor. Attığım her adım yanlış. Yaptığım her şey suçlusu benim. Ya şu hayatta haklı olduğum tek bir şey yok mu benim ya? Yo, var. Şu hayatta benim haklı olduğum tek bir şey var. Şişt, bana bak, al. Var. Al. Dündarcığım, siz hem de oğlunla sizi bu basada yeniden görmek çok güzel oldu ya. Bu kadar erken beklemiyorduk. Sevindik. Açılışı Boğaz semalarında. Deniz ürünleriyle yapınca ayağın alışmış tabii ki. Magazin manşetlerini dost sofrasına taşıyacaksak hemen kalkalım. Hemen. Ama önce karnımız doysun değil mi? Vallahi. Ne adamsın Dündar ya. Ne adam. Yas içeride. Hayat dışarıda. Yaşamak zorunda olmayı en iyi babalar bilir. Tek başıma olsam bunu başarabilir miydim, altından kalkabilir miydim bilmiyorum ama üç başımayım. Bizler babayız beyler. Göz önünde gülmek, gözden uzakta ağlamak bizim işimiz. Affedersiniz. Sen nasılsın evlat? Yani aslında aramamam gerekiyordu ama... içim rahat etmiyor çünkü bu haksızlık. Yani ben size tuzak falan kurmadım. Hem ben konuşamadım, kendim savunamadım bile. Ama kendim savunmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Çok büyük sınav veriyorsunuz Boracığım. Çok büyük. Çok iyi idare ediyor baban. Geçen de Filiz'le konuşmuştum. Uğramış size. Benan'la bir şeyler içmişler. Kızlar da terapiden çıkıyormuş. Çok iyi görmüş hepsini. Biz de sevindik. Baban topladı hepinizi. Dağılmanıza izin vermeden çok da iyi topladı. Birkaç magazin haberi de olacak o kadar. Adamın yorgunluğuna say. Olur mu Boracığım? Yalnız bu sefer öyle Boğaz'da restoranda falan olmasın. Bayağı sokakta buluşalım. Bir tane sokakta böyle. Gazeteci, magazinci falan olmasın. Dümdüz sokakta yürüyelim, konuşalım. Yani siz isterseniz tabii ki susun. Hatta isterseniz inanmayın ama yani ben kendimi bir anlatayım artık. Ya böyle hiç ses çıkarmıyorsunuz. Biliyorum belki tekrar buluşmak için bana güvenmiyorsunuz ama ben sizi bekleyeceğim. Şeyde bekleyeceğim, nerede bekleyeyim? Teyzeciğim bundan sonraki durak hangisi? Karaköy kızı. Karaköy. Karaköy'de. Karaköy'de İskilen'in orada bir çay ocağı var. Aman çay bahçesi var. Orada bekleyeceğim. Öyle yani çok da uzatmam zaten. Çünkü benim de işe gitmem gerekiyor. Yarım saat olur mu? Benim de işim çıktı da sen masadakileri idare edersin, tamam mı? Etme. Anlamadım. Sen o kadınla buluşacaksın diye masayı idare etmem. Madem bu kadar rahatsın, kadın rehberini adıyla kaydedip masayı idare et diyecek kadar. O zaman dön masaya, gidiyorum de. Kim hesap soracak ki? Kim sana ne diyebilir ki? Bu tepkinin, bu
rehberimdeki isimle mi yoksa o magazin manşetlerindeki haberle mi ilgisi var bilmiyorum. Ama umarım 17 yaşındaki ergen kardeşinden bir farkım vardır. Sen benim farkımı çok iyi biliyorsun. Çünkü ne bildiğimi çok iyi biliyorsun. Yersiz ve zamansız bir konuşma. Bahçede gördüklerimiz de yersiz ve zamansızdı. Seni gördük baba. Annem seni gördü. O gece bahçede seni o kadınlayken öpüşürken. Bu restoranda böyle ayaküstü konuşulacak bir konu değil. O yüzden sen masaya... Ben o gece seni idare ettim. Bir daha etmem. Okuldan çıktık. Yeni gelen kahveci kıza söyle. Ruan da çekirdeğinden double shot. Tamam Bora Bey. Evet Bora Bey'in kahvesi Ruan da double shot tamam. Ezberledim yapıyorum hemen. Öf ya, her katta bir pompon muhabbetidir yalnız. Büyük patron karizmayı bir pompona çizdirdi. Haberleri kaldırtmaması da ne tuhaf değil mi? Kaldırtmayı bırak, tekzip veremedi baksana. Ha, sen şey diyorsun, pomponluyla işler ciddi diyorsun yani. Gel. Bu kadar mı? Şeker atıp karıştırayım mı istiyorsunuz? Şeker kullanmıyorum. Ama bence buralar zaten yeterince karışık. Ne ima ediyorsunuz? Haklısın. Daha açık olmam lazım. Ne düşünüyorsun? Ekranın kapıya dönük olmasının çok saçma olduğunu ve magazine fazla düştüğünüzü düşünüyorum. Sıradan bir magazin haberi diyorsun yani. Mesafeliyiz bayağı duruma. Babanızla da magazinle de ilgilenmiyorum Bora Bey. Hadi ya. Evet. Halbuki ben dün bu konu bayağı ilgini çekiyor sanmıştım. Ne oldu? Bro şu revizelere bakabildin mi? Kötü zamanlama galiba.
Yok, ben işimi bitirmiştim zaten. Size iyi çalışmalar. Neydi bu şimdi? Faturacı kızla yüksek tansiyonlar, manalı elektrikler falan. Sen hasta bir adamsın. Ben gayet sağlıklı bir adamım. Asıl hasta olan sensin. Hatta baban da sağlıklı. En azından hormonları senden daha sağlıklı. Vay! Barış Bey'den rövaşata denemesi ha? Güzel, sevdim. O adamla görüşmüyorum de bana anne. Dur, dur bir nefes al ya, ne adamı? Bak bana yalan söyleme, bana gerçekten doğruyu söyle. O adamla görüşmüyorum artık de lütfen. Anne, sana diyorum ya. O pomponu cehennemin dibindeki çöpe attım. O adamı da bir daha görmeyeceğim de lütfen ya. Evet tatlım, aynen öyle. Ya ne pomponu ne adamı? İkisini de attım gitti ben ya. Hadi bay bay. Ya dur. Pomponlu şeytan $1000 bin kez satardı seni be. Oo Handan Hanım, hoş geldiniz ya. Teşrif ettiniz nihayet. Geç kalacağımı sormuştum. Tabii canım ya, nasıl isterseniz takılın siz. Dükkan sizin. Aa, ne oldu sana? Ne bu suratın hali? Ay yoksa pomponunu mu düşürdün? Ah. Bak tam da ünlü olmuştu, görüyor musun? Artık sana kızmıyorum. Kızamıyorum. Sen bana saldırdıkça diyorum ki Bildan çok haklı. En azından benim iyi kötü, düşer kalkar, kirli paslı bir hayatım var. Peki ya senin Bildan? Benim hayatımdan başka neyin var? Hı? Bir düşün bakalım, bir sor kendine. Sabah akşam düşündüğün, kınadığın, kafa yorduğun, ezdiğin, benim hayatım var. Başka neyin var? Hı? Lütfen, bak sana yalvarıyorum. Kendin için, bizim için kendine yaşayacak bir hayat bul, lütfen. Anne, hello. Kolay gelsin Handan abla. Hoş geldiniz. Hoş geldin aşkım. Oh, hadi çıkarın üstünüzü. Çantalarınızı verin. Bildan teyze, bize birer tane cappuccino söyler misin? Tabii canım. En köpüklüsünden. Hadi, keyfinize bakın. Hadi aşkım. Parti başlıyor Füsun Hanım. Yani şey, pomponu kopardık, gitti. Hemen, hemen gidip denemelisin bunu, hemen. Ya anne çok güzel bu. Bunların hepsini sen mi tasarlıyorsun Handan abla? Biraz fazla dağıldı burası galiba. Hı? Yok olmadı bana bu. Ne güzel. Annen hayal edecek, tasarlayacak, çizecek. Sen de giyeceksin. Kızlar acaba bugünlük yeter mi? Ha? Ne dersiniz? Biraz ortalık fazla dağıldı. Ha? Hadi yeter. Hadi. Ay evet, çok mütevazidir annem. Her şeyi yapar ama hiçbir şey üstüne almaz. Gerçekten Handan abla ya, sıfır egosun yani. Ne güzel, her şeyi Handan ablam yapıyor. Tüm imzayı da o Gülsem Hanım alıyor. Merhabalar. Parti mi var? Merhaba Gülsem, hoş geldiniz. Kolay gelsin Handan. Kolay gelsin. Kızlar hadi artık biz kabine gidelim. Annen ortayla sizi bizi mi? Misafirlerin kim? Hadi artık geçelim. Ay, biz.
kızım ve arkadaşları mezuniyet için gelmişlerdi de. Biz ne zamandan beri misafir kabul ediyoruz? İzin aldın mı misafir kabul etmek için? Yok artık. Ne uyuz kadın? Nasıl konuşuyor annenle ya? Ben hemen buraları toplayayım. Sonra da... Sonrası yok. Atölyemden ve markamla ilişiğin kalmadı artık Handan. Artık terzi yamağım değilsin. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Al. Sen başla. Okula falan gidemem ben artık. Bitti anne, bitti. Benim okul hayatım falan bitti şu an. Ablam okulu mu bırakıyor? Takipten çıkmışlar. Her yerden engellemişler beni. Konuşmayacaklar bir daha benimle. Yüzüme bile bakmayacaklar. Ablam arkadaşlarıyla küsmüş mü? Herkes anlayacak. Niye takipten çıktınız diyecekler. Herkes öğrenecek. Yarın bütün okul beni konuşacak anne. Ella kızım saçmalama. Allah aşkına dünyanın sonu gelmiş gibi davranmasana. Dünyanın sonu anne. Benim için dünyanın sonu. Bana bak. Sana iki arkadaşın küsmüş olabilir ama ben işsiz kaldım. Ablam arkadaşları küstü diye niye annem işsiz kaldı ki? Yok yok. Duyuyor musun o küçük bencil cadıyı? Kankalarını hava atacak diye işimden olmuşum. Umrunda değil nasıl çığlık atıyor bana. Suçluluk duyuyorsun. Yalan söylemesine yardım ettin. Tam çark ediyordun, yakalandınız. Şimdi kendini suçluyorsun işte, klasik hikaye. Suçluluk duydukça saldırıyorsun. Kızım sen psikoloji okusana. İlk seansında kardeşine yaparsın çünkü dünyanın sonu gelmiş gibi davranıyor. Ergen? Derya'cığım farkındaysan ben onun yaşındayken... Beni doğurmuştun evet. O yüzden buna da şükür de bence anne. Bugün nasıl bir gün ya? Gezegenler mi çarpıştı, ters mi döndü, ne olduysa ekildim, kovuldum. Kızım benden nefret ediyor. Ekildin mi? Sana ne? Yakaladığım işi yapıştır. Çünkü zaten Ela yetmiyor bana Derya'cığım. Bir sen eksiktin kızım. Sen de devam et çünkü bir sen eksiktin. Yetmiyor bana Ela. O yaşta öyle oluyor işte. Dünya arkadaşlarından ibaret sanıyorsun. O kızlar hepimizden değerli şu an Ela için. Bir sakin ol. Anlayışlı ol. O da bir sakinleşsin. Otur al karşına bir konuş önce. Neyi kompleks yapıyor? Neden yalan söylüyor? Bunları bir konuşun önce anne. Hiçbir şey benim hayal ettiğim gibi olmuyor ya. Ne hayal ediyorsun ki sen? Derya insan ne hayal eder? Kendinde olmayanı. Zengin koca mı? Sana zengin kocayla ilgili bir sır vereyim mi? Bir zengin koca asla sadece bir zengin koca değildir. Zengin koca eşittir kocaman bir ev. Fatura kaç gelir demeden bütün ışıkları yakacağım kocaman ışıl ışıl bir ev. İçinde de kalabalık bir sofra ama kuş sütü eksik. E tabi koca zengin, para çok. Bastırmışım parayı, yemek kursuna gitmişim. Mutlu mutlu otur, canın ne isterse ye. Yok yok yeme ya da konuşmaktan, gülmekten yemek yeme bile. Mutlu aile sofralar öyledir ya. Karnını yemeden doyar ya yine. Hayal ya işte. Kaç yaşında olursan ol, içinde çocuk kalabileceğim bir evimiz varmış mesela. Para var, koca var, çocuklarıma baba var. Zenginiz kızım işte. Büyümek zorunda bile değiliz. Sen sadece okumana bakacaksın mesela. Ela kompleksi yalanlar uydurmayacak. Can kolejde okuyacak. Hayal ediyorum işte ya. O kocaman eve bizim minicik hayatlarımızı sığdıracak dev bir adam var. Kapı gibi, dağ gibi arkamızda biri var işte ya anlasana. Sırtımı dayadığım, elimden tutan, yalnız değilsin buradayım diyen biri var. İnadını hayal ediyorum. Böyle bir adam
gönlü cebinden zengin. Aşkı o hepimize sığdıracağı o kocaman evden büyük. Yani zengin koca eşittir, hepimizi başının üstünde taşıyacak bir adam. Hayallerimdeki bütün ışıkları yakacak bir adam. Adamsız hayal bilmez misin sen? Kızım sen mezun ol, mimar ol, sümüğünü atma o adamlara. Annenin hayallerini ezebilirsin. Ama ben bir şey istiyorsam sadece kendim için istemiyorum, hepimiz için istiyorum. Ya sen beni anlıyor musun? Ben sadece bize ait olan kocaman bir evde elektrik faturalarını düşünmeden bütün ışıkları yakmak istiyorum. Ha, o yüzden mi o adamın peşinde dolaşmasına izin veriyorsun? Derya terbiyesizlik yapma. Ben dün darbe edemedim. Herhangi bir adam dedim. Herhangi bir adam. Herhangi bir zengin koca yani. Böyle allayıp pullayınca romantik mi oluyor anne? Bak bak tüylerim diken diken oldu. Ay. Kadar da duygusal bir servet avcısı. Hayallerindeki zengin kocaya git Sevil ablaya güzelle. O senin arkadaşın, ona koymaz. Ben senin arkadaşın değilim. Kızının bana koyar. Bu arada sadece fatura için değil, enerji tasarrufu. Küresel ısınma için. Bakmasana bana. Niye? Rahatsız mı oluyorsun? Yoksa suçluluk mu duyuyorsun? Niye suçluluk duyacakmışım? Kendin ettin, kendin buldun. Belliydi bir gün yakalanacağın. Sen yaptın. Sen ispiyonladın bizi. Gözlerinde patlayan havai fişekleri bile gördüm. Ama bu sefer biraz fazla mı kaçtı diyorsun? Hı? Ekmeğiyle oynadım, iyi olmadı diyorsun. E sen de insansın sonuçta, olacak o kadar. İçin rahat değildir herhalde. Sen benimle uğraşacağına git kapı kapı gez işara. Zengin kocanın umudu kesin, bari bir de aç kalma. Ben de onu diyecektim, için rahat olsun. Ben işsiz de kalsam, mahcup da olsam dersimi aldım. Kızım da aldı. Biz kendi hayatımıza bakacağız. Ama Vildan sen ne yapacaksın? Sen kimin hayatına bakacaksın bundan sonra? Kusura bakmayın, beklettim. Selin Hanım'la artık ben ilgileneceğim. Hanımefendi atölyemize ilgisi kalmadı. Yo, hiç de öyle arabanın arkasından bakıp kaldım ama bozulmadım. Bozulacak bir ton şey varken. İşimden olmuşum, kızım arkadaşsız kalmış, rezil olmuşuz. Oho! Tutup da bir daha o eve gidemeyeceğim diye mi bozulacağım? Yani ben sonuçta kafayı taksam kızıma takarım değil mi? Sabah kadar ağladı şapşal ya. Neymiş bütün arkadaşlar engellemiş bunu, küsmüşler. Hayır takılsam kızım arkadaşsız mı kaldı diye takılırım ama onu bile takmıyorum. Hayır kanka yani onlar ne kadar küsebilirler ki? Kızlar engelimi kaldırır mısınız? Thank you.
Pırt Ela, annen ötele sen bize bir smokin ayarlasana. Atma olsun seni. Atma Ela, hepimiz kardeşiz. Oramada salla vuramadı sallayı ben. Ezik. Kim bilir bize daha neler neler çıkmadı. Kim bilir ya, yalanı görüyorsun değil mi? Hayır. Merve, Pınar, ne yaptınız siz? Herkese yaymışsınız. Bütün koridor dalga geçti benimle. Arkamdan atmasyon diye bağırıyorlar. Atmasaydın o zaman. Abartıyorsunuz ama ya. Arkadaşız biz. Bir hata yaptık diye bu kadar da büyütülmez ki. Bizim arkadaşımız Nişantaşı'nda oturan bir modacının kızıydı. Yalancı bir ezik değil. Tamam, tamam haklısınız. Eziyim ben. Ezik olduğum için yalan söyledim size zaten, tamam mı? Ben sizi kandırmak için yalan söylemedim. Kendimi kandırmayı seviyordum sadece işte, anlasanıza. Birkaç saat için o atölyenin sahibinin kızı olmayı seviyordum işte. Ben söylediğim yalandan zevk aldım. Ama sizi kandırmaktan zevk almadım. Hem size bir zararı yoktu ki yalanımın. O beğendiğimiz elbiseleri bile size daha sonrasından hediye bile edecektik. Annem indirim hakkını kullanacaktı. Özür dilerim, tamam mı? En yakın arkadaşlarıma yalan söyleyecek kadar kompleksli biri olduğum için özür dilerim. Ne masal anlatıyor yine bu uydurmatik ya? Yok, sarmadı bu seferki. Kompleksiymiş, onu diyor. Git tedavi ol Ezik. Yürü gidelim ya. Yok ya, arkadaşsız kalmaz benim cadım ya. Bir şey olmaz ona. Tabii orası öyle. Yukarı bak bakayım. Tamam hadi, o arkadaşsız kalmaz. Ela her türlü halleder de. Hı. Sen? Ne? Nasıl halledeceksin? Nasıl iş bulacaksın? O nasıl laf ya? Ne varmış? Aa, bir iş gider bir iş gelir ya. Bulurum canım. Ne var iş bulmakta? Ben 5 yıl FEM imzasında çalıştım. Hem sunumda, hem dikimde, hem de müşteri asistanlığında çalıştım. İş bulamamak ne? Timsah yürüyüşüyle alırlar beni ekibe be. Sakın sakın, kadın dolandırıcı, uzak dur. Ama tabii zor yani. Gülfem cadısı reklamını benden önce yapar. Bizim sektör zor. Herkes herkesi biliyor tabii. Benim sektöre biraz ara vermem lazım. Yüzümü dinlendirmek gibi. Yan sektörlere dalmam lazım benim. Yine tekstil ama. Yeni yerler, yeni maceralar. Biraz vites düşürmem lazım. İşte bulamıyorum. Asgari ücretse bile tamam dedim ya. Yoksa pat diye başka bir şey çıkarıyorlar. Ne yapayım? Ben mi üstünde para vereyim çalışmak için? Ya Handan Hanım. Welcome to the jungle. Dünyamıza hoş geldin. Burada işler yolunda gitse. Gel burada çalış diyeceğim ama biliyorsun vaziyeti. Yok hayatım, biliyorum. Ben de görüyorum halini yani. Kirasıydı, faturasıydı. Anca döndürüyorum. Tabii bir de kira var değil mi? Nasıl ödeyeceksin? Ne olacak canım, Derya der. Hmm, bekle bekle, öderim ben kirayı. Hatırlatayım, ben senin botoksunu ödemek için çalışıyorum. Kahve yaptım sana. Ne yapıyorsun? Yardım edeyim mi? Hayır. Niye edebilirim? Anne çalışıyorum. Tamam işte, ne yapıyorsun? Hiçbir şey anlatmıyorsun annene ya. Ne anlatayım işte? Ağaç dikiyorum, maket yapıyorum. Derya, sen nerede çalışıyordun? Belki bana da bir... Yok. Sana yaramaz benim çalıştığım yer, küçük bir aile işletmesi. Aile işletmesi? Hı. Evet. Bizim çocuklar ne yapmış bakalım. Daha bakmamışsın. Değil. Değil. Ne var içinde, devlet sırrı falan mı? Önemli bir şey değil. Sakıncası yoksa
Çöpe atacak kadar önemsiz ne olabilir içinde? Hadi bırak geyiği. İşimize dönelim. Üçüncü revizeden sonra durumumuz bu. Bence gayet. Çöp. Anlaşıldı. Bugün senin çöp günün. Şaka yapmıyorum. Yani görmüyor musun? Bak gerçekten bayağı kötüler. Ya tamam. Biraz ekstra dokunuşa ihtiyacı var, evet. Çok tamam. Daha fazlasına ihtiyaç var. İyi çalışmalar. Yengen, hiç fena değil. Hangi makinede yapıyorsun? Manuel diyorsun. Ressam mısın? Barış Bey, devam edebilir miyiz? Mimar olacağım okulda son sene. Hadi ya, doğru yerdesin. Peki neden mimari stajı değil de kahve stajı? Öyle gerekti. Zaten kahvecide çalışıyordum part-time. Mezuniyet projeni bekleriz. Ben aslında Bora Bey'e flash bellek de vermiştim final projemi. Ama bakmaya vaktiniz olmamıştır tabii. Derya Hanım. Yandınız mı? Yok yok, gerek yok. Derya Hanım, tamam. Gerek yok. Lütfen, gerek yok. Afiyet olsun. Sanki biraz ayıp oldu. Pislik. Dramatize edilecek bir durum yok. Boş bulundum, çöpe attım işte. Kötü bir zamanlama oldu. Görmesi iyi olmadı. Ama yani umurumda da değil zaten. Böyle bir temponun ortasında ne düğü belirsiz bir öğrencinin projelerini ayıracak zamanımız yok. Bir dakika. Sen daha o şeyin içindekilere bakmadan çöpe attın, doğru mu anlıyorum? Sen. Şu binaya adımını atan junior stajyerlerin bile projelerine tek tek kendi bakan, yeni yetmelere geleceğe yatırım diyen sen. Daha içindekilere bakmadan kızın projelerini çöpe attın ha? Senin bu kızla derdin ne? Proje konuşmak yerine kızı konuşmak kolay geldi galiba ha? Ama kız seni kurtarmaz. İşimize dönelim. Buradaki çöpü ne yapacağız? Onu konuşalım, olur mu? Çöpte duracağına cepte dursun. Ya ağlamasana. Sen sus. Benim de hiç arkadaşım yok, ne olacak ki? Ya sus diyorum sana gerizekalı, sus. Delikanlı. Delikanlı dedim. Değil mi ama? Delikanlı değilim ki ben, çocuğum. Pardon, ne bileyim böyle hani arkadan bakınca koca adam gibi gördüm. Ama ben bu bakışları nerede görsem tanırım. Bu bakışlar aşırı hızlı büyümekte olan bir delikanlı adayının bakışları. Annem de öyle diyor. Hemen de büyüdün diyor. Ama bir de yabancılarla konuşma diyor. O yüzden bay bay. Annen çok doğru söylüyor ama bay baydan önce... Gel. Evet evet, satış asistanlı tecrübem var. Zeytinburnu Şubesi. Yani biraz uzak ama şeyden ben Nişantaşı'ndan, pardon, Fulya'dan geleceğim de.
Ben sizi sonra ararım. İşte şimdi düşmeden koşabilirsin annene. Hadi. Teşekkür ederim. Ya unutma gösterdiğim gibi, tamam? Ne yapıyorsunuz siz? Annesi babası ufakla ayakkabı bağlamayı öğretmemiş. Ben de hani takılıp düşmesin diye. Hayır, yani burada ne yapıyorsunuz demek istemiştim. Şu an. Zaman kazanıyorum. Ben o gün seni ekmedim. Yani süreç öyle gelişti. Tamam, ben kabalık ettim. Ben seni aramalıydım. Biraz kafamı toplamam gerekiyordu. Topladım. İşte buradayım. Teşekkür ederim. Yani buraya kadar zahmet etmeniz benim hakkımda kötü düşünmediğinizi gösteriyor. Sağ olun. Ama ben işten ayrıldım. Dolayısıyla başka gündemlerim var. Yani tabii ki hala hakkımda kötü düşünmenizi istemem ama benim size dil dökecek vaktim yok gerçekten. Dil dökmen işe yaramaz anda. Niye o zaman buraya kadar zahmet ettiniz? Ya buraya kadar geldim çünkü biz seninle sabaha kadar da konuşsak, ne sen benim psikopat, yani pardon, sosyopat olup olmadığımı anlayamazsın, ne de ben senin sınıf atlamaya çalışan azılı bir servet avcısı olmadığını. Yani gördüğün gibi şartlar yeterince eşit. Ne için eşit? Ön yargı yerine son yargı için. Ben artık tanışalım diyorum. Bu işi daha fazla uzatmayalım diyorum. Ne istediğimi anlıyor musun? Anladım. Çok iyi anladım ben. Anlamayacak ne var bunda? Hepiniz aynısınız işte. Hayatım, adam daha karısının toprağı kurumadan sırf seni yatağa atabilmek için poltanın ucuna yüzük takmış. Bu adamdan hayır gelir mi? Yatağa atmak için değil mi? Hangisi senden daha fazlasını istedi ki? Hangisi ya? Hangisi ciddiye aldı seni? Hangisi saygı duydu sana? Bir tanesini söyler misin bana? Hiçbiri. Bizi görünce topuklayan o adamların hiçbiri ciddiye almadı seni. Ne oldu? Dışarıdan nasıl gözüktüğünü görmek ağır mı geldi? O adamlar da aynı babam gibi. Ben artık tanışalım diyorum. Bu işi daha fazla uzatmayalım diyorum. Ben sizin ne istediğinizi çocukken anladım. Bütün bu kaçma kovalamaca, bütün bu süslü laflar. Zengininiz, fakiriniz, hepiniz aynısınız. Doymazsınız. Bu kadar kolay işte. Bu kadar basit işte. Hepinizin derdi aynı.
Geldim. Buradayım. Ne istiyorsun? Çok uzadı bu artık, gerçekten yeter. Yalandan evlenme teklif etmeler, liseli çocuklar gibi kapı önünde beklemeler. Artık nasıl bir kafaya koymaksa bu. Erkek kafası işte. Doymak yok değil mi? Her yol mübah size. Bitmeyecek herhalde bu kaçma kovalama oyunu ha? Nasıl bitecek, böyle mi? Bunu mu istiyorsun? Hı? Oyun bitti. Bu kadar. Ya özür dilerim. Tamamen benim hatam, özür dilerim. Tabii ya. O da kart. Tekne hazır Dündar Bey. Ne oluyor ya? Ben yanlış anlaşılacağımı tahmin etmedim. Yani seni otele davet ettim çünkü hani kimse görmeden rahat rahat tanışalım, başlayalım istedim. Neye başlayalım? Tanışmaya Handan. Birbirimizi tanımaya. Birbirimizin sosyopat ve servet avcısı olmadığımıza inandırmaya. Tanışmaktan bahsediyorum Handan. Birbirimizi tanımaktan. Birlikte bir şeyler yapmaktan. Vakit geçirmekten, paylaşmaktan bahsediyorum. Sana tanışalım diyorum. Sil baştan. Birbirimizin adını bile ilk kez duyuyor gibi tanışalım. Sadece sen ve ben olalım. Sosyopat ve servet avcısını unutalım. Sen ve ben olalım. Sadece Dündar. Sadece Handan. Sadece. Sadece Handan. Bu hayatta her şey oldum. Annem öldü. Arkasından babam. Çocuktum, anne oldum. Sonra kocam kaçtı gitti. Üstüne bir de aldatıldım, boynuzlu oldum. O da yetmedi, param yok diye avcı oldum. Ama bir tek yani onun yanında gerçekten Handan oldum. Yani sadece Handan oldum.
Kızım çok manyak bir şeymiş ya. O kadar manyak bir şeymiş ki istediğin her yerdesin ya. Nereye gitmek istiyorsan yani. Trafik mi var? Hop helikopter geliyor. Canın sıkılıyor, yatla geziyorsun. Adamın adı yetiyor ya. Bütün kapılar açıyor. Çok acayip. Handan. Hı. Ve bütün kapılar ardını kadar açılırken adam seni hala yatağa atmadı. Bana bak. Allah bir taraftan alıyor, bir taraftan veriyor hesabı. Bir sıkıntısı olmasın Handan. Gerçekten yani ne istersem yaptı ama yatağa atmadı. Ya canın ayakkabılarını bağladı ya. Ay. En azından bu sefer çocuklar piyangodan çıkmayacak diyorsun. Baksana bizim küçük adamın ayakkabılarını bile bağlıyor. Hani bir Derya problem çıkartır malum konudan dolayı. Aman canım o da koca kız artık annesinin de özel hayatına karışacak değil yani. Ne yapıyor Clarif? Hı? Hala yedirmedin değil mi çöp kutusunu ona? Ya şöyle şey yapsana kahve servis ederken. Yanlışlıkla falan döksene kahveyi üstüne. Yok o günden sonra kahve istemedi zaten. Yani siz bu akşam mesaiye daha devam edeceksiniz. Ben hemen departmana bir iki İnanamıyorum ya. İnanamıyorum hala nasıl patlamıyorsun ya? Ya bütün geleceğini, ideallerini, her şeyini adamın masasına koydun. Gitti çöpe attı. Pardon. Ay seni tanımasam yani. Bu suskunluğu masaletimdendir tavırları da çok senlik değil ama. Ne demek? Ne demek çocukları söylemedim Handan? Uf, tamam ya söylemedim derken. Ne? Söylemedim derken? Ay yine aynı şeyi yapıyorsun. Dündar başka diyorsun ama çocukları saklıyorsun. Ya saklamıyorum. Saklamadım. Yemin ediyorum bu sefer bilerek saklamadım ya. Yani bir tek onun yanında kendim gibi olabiliyorum dedim ya. Bir türlü şey yapamadım. Ağzıma gelmedi yani. Adam komşu çocuğu zannedip çocuğun ayakkabılarını bağlasın ama laf bir türlü oraya gelmesin yani. Utandım ya. Vallahi biraz utandım yani o annesi babası öğretmemiş deyince. Gayet de insani bir duygu bence. Mazeret. Mazeret. Adamlar kırmızı güllerle kapına dayanana kadar çocukların adını anmamak için bin tane mazeret uyduruyorsun. Bana ne dersen de. Ama Dündar o bildiğim södüklerden değil. Ayrıca üç tane bende varsa üç tane de onda var. Ben annesem o da baba. Ayrıca süper bir baba. Yani benim çocuklarımı problem edecek biri değil. Ayrıca biz de sevgili değiliz. Hı. O zaman işte sana fırsat. Madem düne kadar sosyopat mı değil mi belli olmayan Dündar diğerleri gibi değil. Hali hazırda siz de sevgili değilsiniz. Bir değişiklik yapıp bu kez şapkadan çıkarmasan bu çocukları acaba ha? Hemen bu akşam konuşuyorsun onunla. İnanamıyorum hala nasıl patlamıyorsun ya? Ya bütün geleceğini, ideallerini, her şeyini adamın masasına koydun. Gitti çöpe attı. Pardon. Ay seni tanımasam yani. Suskunluğum asaletimden değil. Yok. İstediğim bütün revizyonları yaptırdım işte. Ruhu yok, ruhu yok. Ruh yok ne demek ya? Ruhu yok demek. Babamın özel problemlerin olduğunu biliyorum. Ama artık sıktı tamam mı? Bunun babamla ilgisi olmadığını biliyorsun. Bak bu projeyi ne kadar önemsediğini biliyorum ama biraz daha... Senin için her şeyin babanla ilgisi var. Düne kadar babam projeyi beğenmez diye erteliyordun. Şimdi de babama trip atacağım, sunum yapamam diye erteliyorsun. Sıkıldım abi ya. Büyük zırva. Asıl zırva olan babanın takıldığı pomponlu ***'sını ekibinden çıkartma. Barış. Dışarı çık. Yüzünü yıka. Kendine gel. Kahve söylemedim. Kahve getirmedim zaten. Bir şey soracağım. Hmm.
Flaş belleği neden çöpe attınız? Herhalde projenin tek kopyası o değildir diye düşünüyorum. Bu bir cevap değil ama. Tamam, şöyle sorayım. Neden neredeyse hiç tanımadığınız birine bu saygısızlığı yaptınız ya? Ne istiyorsun? Ayaklarına kapanıp özür mü dileyim? Bu da bir cevap değil. Babamın annemi aldattığı pomponluyla ne alakan var senin? Bu bir cevap sanırım. Beni annem yüzünden mi suçluyorsunuz? Annen mi? Hı hı. O pomponlu deniz kadın benim annem. Niye geldik buraya? Ne oluyor? Ne bu ışıklar, alevler falan, ne oluyor? Bu çok benziyor, bu benim çocukluk hayalimdeki sirke. Gerçekten çok benziyor. Yok, olamaz. Biliyor olamaz. Biliyor olamazsın değil mi? Bunların hepsi benim için mi? Çocukluk hayalini yaşaman için. Ama ben sana o sirkeyi hiç anlatmadım ki. Bir sene boyunca onu beklememi, harçlık biriktirmemi, babamın söz vermesini, tam o sirk geldi derken. Hiç anlatmadım ben sana bunları. Bana anlatmadı zaten, onu anlat. Kim? Gel. Ben çok gitmek istedim o sirke. Babam da bana söz verdi. Ama öyle olmadı işte. Sana bir sır vereyim mi? Ben o sirke hiç gidemedim. Ben de seni dinlerken dedim ki bu gerçekleştirdiğin ilk hayalin olsun. Bu ne? Bugünden ve bu dünyadaki son günüme kadar hayallerini gerçekleştirmeme evet der misin? Benimle evlenir misin Handa? Evet. Bütün bu orantısız güç, bu mobbing, çöpe giden o projem, hepsi o pompon
kızı olduğun için yani öyle. O kadın senin annen mi? Anne olunca kutsal mı oldu bir anda? Ne oldu? Çok saçma. Kaç yaşındaki o? Sensin saçma. Sen tanıdığım en saçma, en terbiyesiz adamsın. Ayrıca kadın düşmanısın. Anne adı Handan. Gerçek mi bu? İmitasyon falan. Hayır yani bu yaşadığımız şey gerçek mi? Şu hayatta kimse beni senin güldürdüğün gibi güldüremez. Vallahi gerçek. Yüzük de gerçek. Fıstık da gerçek. Sen de gerçeksin. Ve varsın. Aradığınız anne şu anda ulaşılamıyor. Ama şaşırdık mı? Hayır. Tabii ki doğduğum günden beri ulaşamıyorum ki ben zaten anneme. Bu gece ne oldu biliyor musun? Sen yeni zengin koca adayınla o adamın pislik babasıyla karıştırıyorsun diye. İki marka çanta, iki pahalı mekan göreceksin diye pomponlunun kızı oldum ben. Nefret ediyorum biliyorsun değil mi? Yaranmaya çalıştığın o kart zamparalardan nefret ediyorum. O kalantorların yanında girdiğin çıtır kız havalarından nefret ediyorum. Kızın olmaktan nefret ediyorum anne biliyorsun değil mi? Kızın olamamaktan daha çok nefret ediyorum ama. En çok neden nefret ediyorum biliyor musun? Annen olmaktan. Annemin annesi olmaktan nefret ediyorum. Günaydın Minnuş'um. Bu şahane ziyaretimi sabah sabah kargalar bile kahvaltısını etmeden neye borçluyuz acaba? Hı? Oha! Ver şunu. Kızım bu ne? Ay kaç karat bu? Kafam karat. Ay vallahi kafam karat. Tamam ver. Ay şekerim şimdi sen bu adamla ciddi ciddi evleniyorsun yani. Yani öyle görünüyor. Ay süper. Peki çocuklar? Çocuklar ne diyecek? Ha? Ay şimdi cici babayla da tanışacaklar ha? Dur daha sen de onunkilerle tanışacaksın, kaynaşacaksın. Çocuklar birbiriyle kaynaşacak. Ay süper olacak. Allah'ım şükürler olsun. Söylemedim. Neyi söylemedin? Çocuklar işte şey yapamadım. Ama yani her şey o kadar güzeldi ki. Gerçekten çok güzeldi. Bozmak istemedim o anı. O yüzden açamadım ağzımı.
Ama yani bu akşam yemekte açacağım ağzımı, her şeyi çatır çatır söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Hı hı. Ay ver bakayım şunu. Oha. Çok iyi. Beğenmedim. Başka bir şey söyleyeyim. Ay yok, hayır, öyle daldım ben. Şimdiki çocukların damak zevki biraz farklı değil mi? Yani ben bir elma şekerini bilirim. Çocukken kırmızı bir elma şekeri beni mutlu etmeye yeterdi. Gerçi hala yeter de artık elma şekerim kaldı. Değil mi? Canın mı sıkkın senin? Dündar, benim seninle bir şey konuşmam gerek. Ama işte nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Çünkü eğer söylersem sen de herkes gibi acaba kaçıp gider misin diye. Ne diyeceğini biliyorum. Çocuk meselesi. Çocuk meselesi. Ben daha ağzımı açmadım. Nereden biliyorsun çocuk meselesi olduğunu? Ya biliyorum, evlenmeden bu konuyu konuşacağımızı tahmin ediyordum. Evet. Evet. Ay inanamıyorum şu an. O kadar rahatladım ki. Yani böyle üstümden binlerce ton yük kalktı sanki. Gerçekten sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyordum çünkü... Çünkü korktun. Evet. Evet, korktum. Yani senin korkumandan korktum. Ben de korktum. Ama korkunun necele faydası yok andan. İnanamıyorum ya. Bu kadar kolay olduğuna inanamıyorum. Oh. İtiraf etmeliyim, ben bu konuşmayı sonsuza kadar ertelemek isterdim ama... seni kaybettiğim pahasına dürüst olmak zorundayım. Anlamadım, bir dakika, benim biraz kafam karıştı. Sen bu çocuk meselesini biliyor musun? Bilmiyor musun? Tabii ki biliyorum, sen genç bir kadınsın. Yan masaya nasıl baktığını gördüm. Yani bugün olmasa yarın isteyeceksin, biliyorum. Tabii ki çocuk isteyeceksin. Bu senin en doğal hakkın. Ama ben bunu yapamam. Yani 3 tane çocuğum varken, ben kızlarımı yetiştirmeye çalışırken yeniden baba olamam. Buna halim, cesaretim yok andan. O kadar cesaretim yok ki, eğer çocuklu bir kadın olsaydın değil bu noktaya gelmek, sana yaklaşmazdım bile. Elini tutmaya cesaret edemezdim. Ya biliyorum, bencilce bir şey. Yani bu senin en doğal hakkın, onu anlıyorum. Çok zor bir şey istiyorum senden ama... benimle çocuksuz bir kadın olarak kalacağını bilerek evlenmeni istiyorum. Anne olmak benim için daha önemli diyorsan bunu anlarım. Anlar ve hayatına hiç girmemiş gibi çıkıp giderim ondan. Ben bir tuvalete kadar gidip geleceğim. Ya çocuklar, ya her şey. Çocuklar. Çocuklar, çocukların. Niye çocukları görenler böyle topuklarımı abadına vura vura kaçıyor sence? Çünkü o rüyalarını düşünen zengin kuru senin gibi 3 çocuklu kadın aramıyor. Hayal kurma. Değil bana, kimseye kakalayamazsın sen o çocukları be. Ulan aşkından ölsem. Ben hediye falan istemiyorum Dündar. Çocuk istemiyorum ama
içindeki çocuğu sonsuza kadar yaşatmak istiyor. Yapabilir misin? Bu adam için, hayallerindeki hayat için. Çocuklarından vazgeçebilir misin?